İyi geceler. Hanımlar, beyler. Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen Türk talk show'unu hazırlayan makinenin makinisti Okan Bayülgen. Hanımlar, beyler, orkestramız genç amatör Bieber'lar. Son bir haftadır ülkeme iyi baktınız mı? Ülkeme saf, masum bir çocuğun uyuşuna bakar gibi baktınız mı? O çocuğu Nihat Doğan sizlere emanet etmişti giderken. Lütfen, lütfen. Bir haftadır baktınız. Ne oldu? Çocuk uyuyor değil mi? Sakın uyandırmayın. Çocuk uyumaya devam etsin. Şimdi bir mektup okuyacağım. Bu benim için önemli çünkü bu hafta içerisinde speküle edilen bir konuydu. Başka çarem yok. Sayın basın mensubu, maalesef televizyon manyağı ya da dedikodu kurbanı olduğunuz için bu basın açıklamasını televizyondan yapmak zorunda kalıyorum. İnternete girseniz anlayacaksınız ki CHP milletvekili Çetin Soysal'ın düzenlediği gecede bana yılın mizahçısı ödülü verilmedi. Duyarlı vatandaş plaketi verildi. Yılın mizahçısı ödülü verilseydi almazdım. Mizahçı ödülünü de almazdım. Duyarlı vatandaş ödülü verilseydi de almazdım. Ödül alacak kadar duyarlı değilim, mizahçı da değilim, komik hiç değilim, böyle bir kabiliyetim yok. Muhabbet Kralı programında maden işçileri dahil vatandaşlarımızın meselelerini ve sosyal olaylara tartışmaya açtığımız için Yaşam Derneği bana bu plaketi layık görmüş. Sağ olsunlar, mizah konusunda duyarlı ve muhalif tavrından dolayı Penguen dergisine de plaket verildi. Plaketi sevgili dostum Erdil Yaşaroğlu aldı. O bile yılın mizah ödülü değildi. Levent Kırcı abi o gece içerlemiş, basın mensupları basını takip etseler anlayacaklar ki kendisine plaket verilmedi diye içerlemiş. Ben yine de oyumu CHP'ye vereceğim demiş içerleyerek yine basına göre. Ben programım olduğu için erken ayrılmıştım. Levent Kırcı abi dün, bugün ve yarın mizah ödülü ve türevlerini tabii ki hak eder. En iyi mizahçı ödülü veriliyorsa onun nesli mizahı üreten ve canlandıran ve mizahın muhalif tavrını her hal ve şerait içerisinde sürdüren bir nesildir. Elleri öpülecek bir nesildir. Bugün az sayıda dergi çizeri ve yazarı dışında bu muhalif tavırdan eser yoktur. Mizah muhalif tavrını kaybederse ota boka yapılan şakalar kalır ki kalanlara da şakacı denir, başka bir şey denmez. Levent Kırca hem mizahçıdır, hem oyuncudur, hem duyarlıdır. Bana verilen duyarlı adam plaketi tabii ki onun hakkıdır. Plaketi aldıktan sonra da demiştim, Sayın Kılıçdaroğlu ne güzel tanımlamalar yapıyorsunuz sanatçılar hakkında ama unutulmamalı ki en önemli özelliklerinden biri tarih boyunca muhalif olmalarıdır. Yarın siz de iktidar olsanız size de muhalif olacağım. Kılıçdaroğlu bunun üzerine gülümsedi. Maazallah sanatçı açılımına gitsek, böyle laflar etsek ne olurdu acaba? Sonuç, sayın basın mensubu, al sana bir sürü malzeme, bu kadar çok dizi seyretme. Zaten adamın başına sıfat istemiyorum. Şovmen, komik, oyuncu, şucu, bucu. Bundan böyle duyarlı Levent Kırca, duyarsız Okan. Bu böyle biline. Duyarsızlık zaten beni daha seksi gösteriyor. Az sonra kimler geliyor Disko Kralı stüdyosuna? Görelim. Tuğba Ünsal, Caner Özyurtlu,
Fulya Zenginer, Figen Sarıda, Esra Sönmezer, Boğaziçi Rock Kolosu, Kolpa, Gökhan Özen. Evet. Hanımlar, beyler, Caner Özyurtlu, Figen Sarıda, Fulya Zenginer, Esra Sönmezer, Tuğba Ünsal, Gökhan Özen, buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel kızlar ve güzel bir adam ve çirkin bir adam benim gibi buradalar. Hoş geldiniz. Hayatınızda kaç kez üniversite sınavına girdiniz ve sonuç ne oldu? İki kere girdim. İlk girdiğimde Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandım. İktisat bölümü. Hatta ikincilikle kazanmıştım. Sonra biri Yıldız Teknik İktisat. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünü ikincilikle kazandım. Modmedyan falan filan. Mod medyanı bilmiyorum şu an ama... Sınavdan önceki gün internette belli yerlere girip şifrelemeler. Yok gayet... Ya ben aslında... Bu arada malumat furuşu şifreli yaptık bu gece. Şifreyi çözen biliyor. Bak şifreli. Evet, buyurun. Bu arada şöyle de bir şey olmuştu orada. Bölüm birincisi Amerika'ya gidip Amerika'da okumayı tercih edince ben bölümde birinci olarak devam etmek zorunda kaldım. Ama ondan sonra yarım bıraktım. Çünkü albüm çıktı. Doğru bir örnek değildir. Ondan sonra tekrar girdim. Üniversite yani mutlaka bitirmek istediğim için. Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümüne girdim. İki sene devam edebildim. Çünkü sonra yurt dışına gittim. Yurt dışında bir takım başka işte işlerim vardı. Yaşamaya başladım. Şu an yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'de de yaşıyorum ama yurt dışında daha ağır. Nasıl yurt dışı? Nihat'ın anlattığı gibi mi? Süpersin. Vallahi güzel, keyifli yani. Güzel. Ben de hep istiyorum yurt dışına gidip. Sizin sorunuz geliyor. Vücudunuzda en çok sorun çıkaran organ hangisidir? Bilmiyorum. Beynim herhalde. Evet. Benim de öyle. Salam mı, sosis mi, sucuk mu? Hepsi. Ben de bayılırım. Yataktan kalktığınız andaki yüz ifadeniz nasıldır? Korkunç bir şey. Nasıldır? Gözleriniz çipil çipil ne kadar güzel parlıyor. Bir de onlara böyle şey yapsınız değil mi? Rimal ve harikulade olun. Ha? Böyle caz caz insanın içine giriyor. Bilmiyorum ekrandan da öyle görülüyor mu? Hakikaten harikulade gözleri var. Çok güzel hanımlar var hakikaten bu gece. Siz de ne kadar cool, ne kadar sakin, ne kadar kendini böyle hani zorlanmamış. Hani üstüne geçirivermiş, giyivermiş, gelivermiş falan. Nasıl yaptın bunu Anca ya? Anca yetiştim. Ay. Şeyi izliyor musunuz? MasterChef'i. Ha? Evet, MasterChef'i evet, izliyorum. Evet, ben bayılıyorum. O kadar faşist ki, o kadar sadist ki. Böyle zevk alıyorum o şey yaparken, böyle hakaret ederken, bağırırken, çağırırken, tavaları böyle çöpleri kesine boşaltırken, bir şeyleri kırarken falan bayılıyorum. Neden, hasta mıyım ben acaba? Yok, değilsin. Şey diyorum, acaba MasterChef o çocukla bizim Vedat Milor o yarışmaya katılsa ne olur acaba? Çok manyakça bir şey. Ben ikisini bir bedende toplamaya çalıştım. MasterChef geliyor, görelim. Müthiş. Müthiş. Çok güzel olmuş. Hele bu kırmızı biberler ve bir tek
iki maydanoz ve bir parça yanına patates kızartmasıyla beraber nefis bir köfte, salçalı. Acaba kuzu makatında mı marine edilmiş yoksa incir yaprağında mı dinlendirilmiş? Böyle bir köfte galiba Pendik'te yemiştim. Ne köftesi bu? İspanyol restoranı efendim burası. Bu yediğinizde İspanyol köftesi. Ne? İspanyol restoranı mı? Demek İspanyol restoranı öyle mi? İşte insan gurme olunca çok seyahat ediyor. Böyle karışıklıklar olabiliyor. Madrid, Pendik, gittik geldik. Ne oldu? Öldün mü? Öldüm. Ha. Ölmedin. Gerizekalı. Ölsen böyle konuşamazsın. Git şefini çağır bana. Defol. Sen ne bakıyorsun lan? Öküz. Öküz. Ne bakıyorsun? Master Chef mi oynuyor burada? Dön önüne. Hayvan. Yemeğini ye. Buyurun efendim. Sen şef misin? Evet. Ha, bak. Güzel. Harikulade. Çok güzel fakat bir şey eksik sanki. Ne eksik? Yağ mı acaba? Yağ mı? Yağ. Yağ değil. Tuzu. Ne bu? Tuz. Bu ne? Tuz. Tuz bu, tuz. Tuz. Defol! Ne? Ne bakıyorsun lan? Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor diye mi bakıyorsun? Evet, pozitif ayrımcılık yapılıyor. Her neyse. İnsan gurme olunca biraz adrenalin oluyor tabii. Gece programımızda özellikle değerli konuklarımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, takip ettiğiniz konuklarınızı desteklemeniz için de Muhabbet Kralı'nda olduğu gibi Kanal D ofislerinden editör dostlarıma bağlanacağım. Sayın Cüneyt Karakaya ve Şerif şu anda oradalar. İyi geceler. İyi geceler. Cüneyt Bey, nelere bakacaksınız bu gece sosyal medyada? Konuklarımızla ve programla ilgili konuşulanları anlık olarak BoomSonar eş zamanlı arama motoru üzerinden takip ediyor olacağız ve istatistiklerle birlikte sunacağız. Harikulade. Peki Şerif, hangi sözlükler var senin bakacağın? Ekşi sözlük, İTÜ sözlük, İHR sözlük, Private sözlük, Bilgi sözlük ve Uludağ sözlüğe bakıyoruz. Aynı zamanda Twitter'dan, Facebook'tan yazılan iletileri paylaşacağız. Peki, kötü sözlük ve inci sözlüğe de bakmamız gerekiyor bu arada. Onları tamam. Da lütfen baktığımız sözlükler arasına alalım. Sizin görüntülü sorunuz geliyor. Cüneyt Arkın'ın kaynakçılık yaptığı bu sahne hangi filmden alınmıştır görelim. Beni öldürecek misin? Evet. Çünkü gözümün önünde oğlumu öldürdün. Emin almıştım. Beni öldürme, sana çalışırım. Ben eşi bulunmaz bir öldürücü silahım. İşine çok yararım. Boş versene. Işıklarınız geliyor. Eşi bulunmaz öldürücü silah 4. Dondurmam kaynak. İri tekme, en büyük yumruk. En büyük yumruk. Bravo, doğru cevap. Bugüne kadar hangi 4 ayaklı canlılara bindiniz? 4 ayaklı canlı. at. Yedi. Doğru bir şey söylüyorum değil mi? Sayalım. ayaklarını. Ay, bu ciddi bir soru mu ya?
Çok özür dilerim. Tamam, cevap veriyorum. Tamam, bu ciddiydi ve çok güzel bir cevap aldık. 3 tane Michael Jackson albümü sayabilir misiniz lütfen? Thriller. Güzel. Dangerous. Güzel. Bir de bir cover yapmıştı. Bütün en zaten son. İki albümün bir cover'ı var değil mi? O kadar. Yok yani. Hayır, bir sürü albümleri var da. Bad var. Bad. Hı-hı. History var. Değil mi? Evet. Acaba bunu kim söylemiş olabilir? Hülya Avşar Kraliçe, ben de prensesim bu ülkede. Banu Hakan? Hayır. Bu masadan biri. Kim olabilir bu? Caner. Caner sen mi söyledin? Esna söylemiş, siz söylediniz değil mi? Çok önce öyle bir şey söylemiş. Çok önce dediğiniz 2009 senesi. İşte 2 sene sonuçta. 2 sene olmuş. Ya bana göre çok önce. Sonuçta yeni değil. Evet. Yarın Muhabbet Kralı'nda unutkanlık hastalığı, unutkanlık gençlerle hiç alakası yok. Ben sonuçta iltifat için söyledim onu Hülya Hanım'a. İltifat için söylemiştim. İltifat için. Tabii. Sizin prenses olmanız. O da kendim için söyledim. Güzel. Gayet normal bir şey yani. Güzel. Günlük masrafınız ne kadar acaba? Ya değişiyor. Duruma göre değişir diyeyim. Ne yersin, ne içersin? Yani çok çok böyle fast food normal yerim yani aslında. Çok fazla para harcamam yemeğe. Alışveriş yapmadığım bir günse günlük masrafım buradaki arkadaşlardan farklı değildir yani. Her gün bir para harcar mısın? 5 lira, 10 lira, 20 lira? İllaki maalesef. İllaki bir evet, şey evet. Değil. Ya harcamadığım bir gün ben de arıyorum ama bulamıyorum maalesef. Bir şeyler. Hiç evden çıkmasan bakkaldan bir yok, şey isteyecek. Yok yine gidiyor. Şirket giderleri oluyor. İşte ne bileyim bir takım şeyler oluyor. Gidiyor yani. Sizin hiç para harcamadığınız bir gün var mı? Tabii canım çok. Yok ya. Evet. Sizin efendim Caner Bey? Ben genelde harcamıyorum. Evde oturuyorum yani. Evet. Hanımefendiciğim sizin sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Ne kadar hoş oturuyorsunuz. Teşekkür sesiniz ederim. Çok seksi. Çok de kıyafetiniz. Görüntülü sorunuz geliyor. Türk sinemasının en hunharca cinayetinin işlendiği bu sahne acaba hangi filmden alınmıştır? Lütfedip cevap verirseniz hepimiz çok seviniriz. Buyursunlar. Haşim. Hakikaten tüylerimiz diken diken oldu. Cevaplar zor ölüm, kazı, kazan, enseye şaplak, keşke parmak ve sütü bozuk. Sütü bozuk. Bravo, doğru cevap. Acaba dünya üzerinde kaç tane okyanus vardır? Niye bunu soruyorsunuz Okan Bey? Hayır, niye şey soruyorum hakikaten çok salakça bir şey. Bunu niye yapıyorum? Bir şey söylemek istiyorum Okan Bey, bir şey söyleyeceğim. Yani ben acaba konuğuma kötülük mü yapmak istiyorum? Şimdi çok enteresan bu soru. Ben şimdiye kadar çok bilgi yarışmalarına katıldım. Hatta en son Varlık Harikalarına katılmıştım. Orada da birinci oldum. Hangisinde? Varlık Harikaları. Varlık genel harikaları. Kültür bir yarışması. Şimdi bu benim bildiğim bir disco kralı ve eğlence programı. Biz bunu bence Muhabbet Kralı'nda konuşalım. Ben size yarın konuk olayım. Peki. Peki. O zaman yarınki konuğumuz ama yarın çok fena gelirim, yaparım ona göre. Yok. Peki. Hı-hı. Yarınki konuğumuz. Tabii. Bu kimse cevabı vermesin. Bu bir bilinmeyen olarak kalsın. Dünya üzerinde kaç tane okyanus olduğu? Ben de çok özür diliyorum sana bu soruyu sorduğum için. Estağfurullah. Yarın konuşacağız. Siz sayın, siz daha iyi biliyorsunuz ya. Siz biliyorsunuz bildiğiniz şeyin artık üzerine. Ben de bilmeyebiliyorum. Bana parantez içinde yazıyorlar. Olabilir. Hemen sordun mu böyle çat diye? Hayır ben söylenmez. De biliyorum da bana niye böyle özellikle böyle bir tarz hangi soru soruyorsunuz? Hangi İskambil oyunlarını biliyorsunuz? Çok fazla ben kumar ve gece hayatında bir ilişkim yok. İskambil oyunlarından da. Bu da komik bir şey yok. Niye? Sonuçta bir dakika İskambil, sinirlen. Niye? Bir dakika özür İskambil. Niçin bunu yaptınız? Sen ve sen niçin güldün? Çünkü günümüzde bir şey söylemek istiyorum. İskambil oyunlarıyla kumar oynayan arkadaşlarımız var. Bahis mesela karşılığı. Bezik, gece hayatı ve bezik. Hayır yani İskambil oyunlarıyla kumar oynayan arkadaşlarımız var. O sebepten dolayı bana göre İskambil de kumarın bir çeşididir. Ama tabii ki aile ortamlarında da oynanıyor. Bildiğim tek oyun var o da fişli. Sonuçta bunda gülünecek bir şey yok ki. Gülünecek hayatın bir içinden şey. Bir gerçek bu. İskambil oyunlarıyla lütfen, oyunuyla lütfen. Bahis şu anda yapanlar bir gerginlik var. Oldu. Ha, şu anda bir gerginlik oldu. Anlatıyorum lütfen. Size. Yalnız lütfen gerginlik bir gerginlik oldu. Ya yapmayın. Yapmayın. Hayır, orada gerginliğe efekt yapıyorsunuz. Bam 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 diye.
Kaç kere benim programıma katıldı ve bu davranışla karşılaşmadı? Evet. Caner çok ayıp. Özür dilerim. Çok ayıp. Lütfen yapmayın. Herkes sussun. Bir gerginlik oldu. Bakalım belki barışacağız, belki barışmayacağız. Aracınız 100 metrede kaç saniyeye çıkabiliyor? Dikkat edersen soru ters. Kaç saniyede 100 metreye çıkabiliyor? Bu çok enteresan. Sonuçta Porsche ya da Ferrari kullanmıyorum. Onu bilemeyeceğim. Ay kız ne uzun anlatıyor her şeyi. Vallahi hani şey gelmiş. Ön yargılı gelmiş. Enteresan yani. Sorunlarınız çok enteresan. Evet. Arnavutluğun başkenti neresidir? Daha da gerildi abi. Yapmayın. Yapmayın. Büyük gerginlik oluyor. Bu gece kolpa konuğumuz. Eğer bu gerginlik böyle devam ederse kolpayı çıkarmak zorunda kalacağız. Artık kuliste sakinleştireceğiz. Yok ben sinirli değilim yok. Gülüyorum yani. Elmas, fırlanta ya da kürk kullanır mısınız? Kürk hiç kullanmıyorum. Çünkü aman çok önemli bir şeyler söyleyeceğim. Herkes sussun falan. Yok kürk kullanmıyorum çünkü hayvanları çok seviyorum. İki tane de kedim var. Ne güzel. Evet o yüzden kürke karşıyım. Ama takı konusunda ufak tefek takılarım var. Çok güzel. Peki bir diğer soru geliyor. Bunu mutlaka bileceksiniz. Kadir İnanır'ın silahsız sivilleri koruduğu bu sahne hangi filmden alınmıştır? Görelim. Bakalım. Ulan kaç kere söyledik bu mıntıka bizim diye. Hasan dur Allah aşkına. Kamil Bey'e söyleriz anlaşırsınız. Leşini postalayacağız o ite. Defol lan it. Kan istiyorsan mutlaka vur. Vursana lan. Seninle davamız yok arkadaş. Hangi erkeklik kitabında var silahsız bir adama ateş etmek? Defol lan! Bir adım atarsan sivilerim! Çok güzel. Son sözler zırhlı ve öfkeli Deli Kadir Ülen ana ocağı. Son sözler olabilir. Ana ocağı olacaktı. Ana ocağı. Bilemediniz. Gençlerin acaba hangi yönünüzü örnek almasını istersiniz? Gençlerin hangi yönümü örnek almasını? Çok dürüst olmamı. Ağzıma ne gelirse söylüyorum. Komik mi yani? Hani... Çok enteresan. Niçin güldün? Niçin? Ruba niçin gülüyorsun? O da bir konu. Dürüstlük arkada... ve dobralık en büyük erdemdir sonuçta. Bak sinirleniyor size. Sinirlenmiyorum, konuşuyorum. Ve yani bir hakikaten bir sinirli bir durum oluşuyor. Acaba Reyhan medya arkasına mı geçsek acaba hani şey yapmak için ha? Biraz sakinleşmek için. Peki biraz... Yuvan iyiyim, bir sıkıntı yok. Olsun ben yine de sakinleşmeye çalışayım. Siz benim yerime geriliyorsunuz. Bir medya arkasına bir bakalım. Bende sorun bende değil. Bir vatandaş kaza yaptı, aracını tamirciye bıraktı. Yerine geçici bir araç tahsis edildi ama o emanet. LPG'li araç az kalsın daha büyük bir felakete yol açıyordu. Yarın akşam tekrar... Dur, bakın. Şimdi daha önce Sayın Mehmet Ali Birant... Değil mi? Hakikaten çok başarılı bir şekilde götürüyor Kanal D Haberi. Ne demişti? Hatırlamaya çalışalım. Mehmet Ali Birant ne demişti? Yarın da kimselere vermeyin. Pazartesi... Biz beraber olalım demişti. Sonra biz bunun televizyondan şakasını yaptıktan sonra yarın bu gece aman yarın ister verin ister vermeyin kime isterseniz verin diye devam ettirmişti. O da güzel bir şaka yapmıştı. Fakat ben Sayın Mehmet Ali Birant'ta bir form kaybı görüyorum. Yani bir formsuzluk görüyorum. Çünkü bakın tam haberler bitiyor. Saat 8'de ne diyor duyalım. Bıraktı. Yerine geçici bir araç tahsis edildi ama o emanet. LPG'li araç az kalsın daha büyük bir felakete yol açıyordu. Yarın akşam tekrar ediyorum kimselere randevu vermeyin. Biz buradayız sizi bekliyoruz. Yeni saatimizde 19'da yine birlikte olalım. Hoşça kalın, iyi uykular. İyi uykular. Devam. 28 ve 35 yaş arası yakışıklı ve esmer. Biraz Okan Boyunca'na benzeyen erkeklerden hoşlanıyorum ve buraya bekliyorum 106 falan. Hayır, bunda bir sorun yok. Bunda bir sorun yok. Hoşlanabilir. Fakat o stüdyodaki şaşkınlığı anlamıyorum ben. Okan Bayülgen'den hoşlanıyorum dedi diye. Stüdyoda bir şaşkınlık görelim.
yakışıklı ve esmer. Biraz Okan Bayülgen'e benzeyen erkeklerden hoşlanıyorum ve buraya bekliyorum zualtı falan. Okan Bayülgen'e benzeyen evet. mi? Evet. Aa, böyle bir şey mi var? Ne oldu? Beğenemedin mi? Şaşkınlıktan diyalekti değişti. Okan Bayülgen'e benzeyen mi? Evet, Okan Bayülgen'e benzeyen. Ne istiyorsun? Beğeniyor işte. Devam. Okan Bayülgen'e benzeyen evet. mi? Evet. Aa, böyle bir şey mi var? Hiç söylememiştin daha evvel. Hayır, ben... Öyle bir şey yok mu? Okan Bayülgen'i de beğenenler yok mu? Sadece Justin Bieber'ı beğenenler mi var? Beni de beğenenler var. Beni de beğeniyorlar. Ne var bunda? Ne var? Bana bir bebek gibi bakmanız gerekmiyor mu? Evet, devam. Evet. Aa, böyle bir şey mi var? Hiç söylememiştin daha evvel. Hayır, ben aslında yani şey Okan Bayülgen'i çok seviyorum ve benim eski çok aşık oldum. Bahsetmiştim size burada. Ha, aynı Okan Bayülgen'e çok benziyordu. Zekası, ses tonu bile ona benziyordu. Ben yani eminim o tarz Okan erkeklerden... şu an çok mutlu olacaktır. Çok çok onore ettin Okan'ı da. Evet. Buradan da sevgilerimizi gönderelim Okan'a. Bu ne ya? Ne demek ya? Çok mutlu olacaktır. Ne demek çok? Bunu bekliyorum. Birisi beni beğenemez diye. Çok mutlu olacaktır. Buradan da sevgilerimizi gönderelim Okan'a. diye bir şey yok. Zaten Justin'la çok kötü başım belada. Bilmiyorum haberiniz var mı? Bak. Çok kötü başım belada. Hayırdır? Abi ne kadar teen kız varsa 11, 12, 13 Twitter üzerinden fuck you. Çok ağır küfürler ediyorlar. Bu küfürleri burada tekrar etmeme imkan yok. Çok ağır küfürler ediyorlar. Çok ağır. Bu hafta onlarla toplandık. Görelim. Okan Bey, geldiler. Geldiler mi? Yapma ya. Öyleyse kitapları kaldırın. Historimi silin. Kukileri fakirlere dağıtın. Onları karşılamaya hazırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Naciye Bieber. Ya sizin? Fahriye Bieber. Sizin? Kadriye Bieber. Peki bu arkadaki arkadaş? O mu? Sadullah Can Bieber. Kız mı? Kız olur mu lan? O benim boyfriend'im. Buyurun. Vallahi Justin candır da... Benim anlamadığım siz neden kendinize bizden bir model çocuk bulmuyorsunuz? Mesela Küçük Emrah, mesela... Evet, insan bir Serdar Ortaç'ı sever. Bakın, biz bunlarla büyüdük. Bunlar olmaz mı? Mesela Şeker Oğlan, mesela Çağdaş... Türk müziği... Anladım. Sonra görmeden etmeden nasıl bu kadar izinden gidebiliyorsunuz? Sonuçta Amerika'daki bir insan... Ya bir kere o çok iyi bir insan, tamam mı? Yani aslında ben sizin için kaygılanıyorum. Kaygılanıyorsan al bunu oku. Kaygılanacak ne var? Kaygılar ve çözümleri. Aslında çocuğum için korkuyorum. Korkuyorsan bu kitabı oku. Korkacak ne var? Korkunun psikolojisi. Sen bunu sosyal fobi haline getirmişsin herhalde. Al bunu oku. Sosyal fobi. Görünen ve görünmeyen yüzleri. Bakın, galiba ben bu dünyaya bir yabancıyım.
Kendimi yabancı gibi hissediyorum. Herkes değişiyor. Yoksa sen... bunu mu okudun? Yabancı. Evet. Bunu okudum. Birkaç kere okudum. Size ayıp olmadı inşallah. Ama inanın... sizi anlamaya çalışıyorum. Bakın şu anda... bunu okuyorum. Bebek bakım sorunlarına mucize çözümler. Onu boş ver lan, bunu oku. Yeter ulan. Kafama kitapları atıp atıp durmayın. Zaten kitap fotoğraf bulunduramıyoruz. Telefon görüşmesi yapamıyoruz. Anılarımızı bile hafızamıza nakşediyoruz. Tamam lan. Çok fazla konuşuyorsun. Biz Justin'ı anlatacağız, sen de dinleyeceksin. Olur. Justin'ı anlatın bana. Ama... Aziz! Aziz! Efendim abi. Ne oluyor lan? O tişört ne öyle? Ne var, ne olmuş? Ben de artık rahat etmek istiyorum abi. Kabul et, o çok güçlü. Onu eleştiremeyiz. Ona yalnızca boyun eğebiliriz. Abi be, bana para versen mi abi be? Ne parası lan? Daha yeni verdik ya. Abi internetten buldum. Ayda 4.90'a taksitle nunçaku var. Karttan çekiyorlar. O tişört ne lan öyle? Abi ben çıkarım için giyiyorum. Her konuda yardımcı oluyorlar. Senin neyine yardımcı oluyorlar lan? Sen hiç mod medyanı duymadın mı abi? Başlarım lan mod medyanına. Eyvallah. Görüşürüz. Yürü lan. Nunçakunu da onlar alsın o zaman. Ne oluyor? Kaç saattir içerideler? Bilmiyorum. 1,5 saattir oradalar. Ne oldu? İkna oldular mı? Deli misin? Tamamen aynı fikirdeyiz. Zeynep Nazlıcan İstanbul'dan arıyor bizi. Buyursunlar efendim Zeynep Hanım. Sonunda merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Okan Bey? İyiyim. Buyursunlar konuklarımıza sorularınız. İlk önce konuklara... Neyse ben sorayım o zaman. Bu Yakan Özen'e bir sorumuz olacaktı bizim böyle arkadaşlar olarak. Evet. Gökhan Özen, yani Gökhan Bey daha doğrusu merhabalar. Merhaba, Gökhan diyebilirsin. Ha, tamam, Gökhan diyorum. Tamam. Çok yani üniversite bitirmişsiniz siz sanırım. Hani bayağı bir okul hayatınız olmuş. Yok. Peki neden sanatçılığı tercih ettiniz acaba? Buradaki arkadaşlar çok merak etmişler, rica ettiler sanırım. Neden? Sanatçılığı... Ya, da anladım ha. Ha, evet, konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Telefonu ağzımızdan çıkarırsak çok daha güzel olur. Hayır, benim tellerim var. Evet, buyurun. Evet, neden sanatçılığı tercih ettiniz? Yani aslında bu bir tercih değil. Bu belki de kendini anladığın günden itibaren, doğduğun gün demeyeyim ama hayatı ve kendini biraz anlamaya başladığın günden itibaren hani kayıtsız kalamayacağını anladığın bir durum, bir yaşam biçimidir. Çok böyle tercihli bir seçim değil. Yani ben müziği bıraksaydım müzik beni bırakmayacaktı hayatımda. O yüzden kendiliğinden oluşan bir şey diyelim aslında. Anladım. Anladınız mı? Anladık. Herkes anladı da. Peki kızlar malumat furuş soruları herkes beraber cevap verebilir. Figen. Ne oldu? Arkadaşımız ya, çok depresyonlu. Hayır. Benim bir arkadaşım depresyona girmiş. İlk defa terk edilmiş. Evet, şu an kendi içkiye vurmuş. Yani, depresyona girmiş evet, diye. Evet, adı Gülşen. Gülşen Demir hatta. Ya ona böyle bir iki laf söyleyeyim de yani hani takmasın artık, ben sıkıldım. Peki çok hangi arkadaş o? Depresyona girmiş, bir erkek onu terk etmiş. Ben bir iki laf söyleyeceğim, takmayacak artık. Evet. O çağıralım onu. Adı Gülşen. Efendim? Gülşen. Gülşen. Gülşen nerede, orada mı? Yok, burada değil o. Ya evde mesaj falan atıyordu böyle. Kafayı yemiş herhalde. Mesaj mı atıyor? Kafayı üşütmüş, mesaj falan atıyor. Gülşen'e bir iki şey söyleyeceğim, takmayacak bir şey. Sevgili evet Gülşen, ya. Sakın takma.
aşk acısı bir sene, bilemedim 5 ya da 10 sene sürer. Bu süre içerisinde sakın evden çıkma. Adam da kesinlikle geri dönmeyecek. Okan abi. Değil mi? Anlatamıyorum işte Okan. Anlatamıyorum işte. Ya Okan bir de şey, arkadaşım sana söyleyeceği bir şey var. Evet. Okan! Tamam Zeynep ya. Bu da evlilik programlarına kapak olsun bu tarafa. Peki hadi güle güle. Peki tamam. Peki devam ediyoruz medya arkası. Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta bir maç dışında tamamlandı. Zirvenin el değiştirdiği haftada şu an itibariyle... Kızın ne suçu var? Kızın bir suçu yok. Bu kadar çok çalıştırırsanız haber merkezindeki bu değerli arkadaşlarımızı bu hale gelirler. Yüzünün haline bakın. Uykusuzluktan ne halde? Görüyor musunuz? Çünkü bütün haberciler böyle küçük rakamlarla sadece idealleri için hiçbir televizyoncuya benzemeyen, hiçbir müzisyene ya da işte popüler yıldızlara benzemeyen rakamlarla bir de şöhretin ceremesini çekerek çalışıyorlar. Kız ne halde? Hakikaten bütün bir hafta dalga geçildi. Ben de ondan taraf olmak istiyorum. Ne olacak yani? O sütunu değil de bu sütunu okumuş. Allah Allah. Tabii komik. Evet görelim. ...dışında tamamlandı. Zirvenin el değiştirdiği haftada şu an itibariyle oluşan puan durumunu getiriyoruz ekranlarınıza. Trabzonspor 63, Fenerbahçe 63, 61, Bursaspor 52, Gaziantepspor 27, Kayserispor 27, Eskişehir 27, Beşiktaş 27, Büyükşehir Belediyespor 27, Kardemir, Karabükspor 27, Manisaspor 27, Galatasaray 26 puan. Çok değerli bir isim. Ekranlarınızı... Bu hafta ülkemizin, küçük bebek ülkemizin televizyonlarında çok güzel, çok dostane programlar yapıldı. Ben de bugün huzurlu ve barış içerisinde bir program yapmak istiyorum sizlerle beraber. Bakınız ne kadar güzel. Bir televizyon yıldızı bir diğer televizyon yıldızını ağırlıyor. O televizyon yıldızı o kadar güzel ağırlanıyor. Geliyor bütün seyircileri tek tek yanaklarından öpüyor. Bir de üstüne stüdyoda düşüyor. Hakikaten tadından yemiyor program. Görelim. Çok güzel ismi Serap Eski geliyor. Petekçimizin verir misin? Biraz sarılabilir miyim? Ah, çok özledim ben onları. Biliyorum onlar da beni çok özlediler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Bendim. Canım benim. Özlemişiz, özlemişiz. Merhaba, nasılsınız? Efendim, sevgili Serap Ezgün. Onlar benim... Göz bebeğim seyircilerim. Ah, bir şey oldu mu? Olmadı. Olmadı. Şimdi Can yazar. Of, uçan kuştan Serap Ezgi düştü diye. Yazar. Heyecan. Var ya perişan. Vallahi kalp gitti. Ah, uğurdur bu. Şimdi hepinizi nazar. Nazar oldu. Nazar. Örneğin ben kendi biyoenerjimle şimdiye kadar kendi annemle dahil 6 tane kalp krizi geçen insana müdahale ettim. Kalbinden sıkıntısı olan var mı? 2 defa. Tabii. Sahibi. Bir uygulama vakit var mı? Hasan. Sıra sende. Hasan. Hadi bakalım. Hadi Hasan. Kameraya ben geçeyim. Probleminiz var ben mı geçeyim. O bölgede? Gel. Hadi bismillah. Gel Hasan'cığım. Gel bakalım. Bana bırak onu. Bakalım. Tabii. Evet. Tabii. O... Bismillah. Evet. Hadi tabii. Bakalım. Şöyle. Şöyle isterseniz bir oturun. Ne tarafa koyalım? Nereye otursun? Hangi kamera çekiyor? Ben çekiyorum şu Siz anda. Siz mi çekiyorsunuz? Tamam. İkbal Hanım çekiyor şu anda. Eğer sigaradan veya şeyse daha kolay. Sen nasıl netlik kontrol ediliyor? Edeceğim mi? Şunlar abi. Sizden tek ricam. Ülkemi yani sevgilimi. Tek sevdam dediğim, aşkım dediğim ülkemi size emanet ediyorum. Kırmayın onu, incitmeyin onu. Ona iyi bakın. Ona yeni doğmuş bir bebeğin
uyurken haline bakarmış gibi, onu seyredermiş gibi seyredin ülkeme. Öyle bakın. Yeni doğmuş bir bebeğe nasıl sarılır iseniz ülkeme aynı öyle sarılın. Ağlatmayın onu, incitmeyin onu, kırmayın onu, üzmeyin onu. Bana bakın, bana. Bizi şöhret zannettiniz, Karamürsel sepeti mi zannettiniz? Evladım, bizim bir o kadar da yerin altında var. Karışmayın bana! Oyun içinde karışmasın kimse! Haydi, haydi. Allah Allah! Şşş, sakin, sakin. Sakin karışma de. Enerji istiyor. Tamam mı? Karatanı kazanacağız, kaybetmek yok. Adamsın Nihat, adamsın. Kaybetmek yok, kaybeden İstanbul'a gitsin. Hadi bir şey yok. Burası Survivor, beyler burası Survivor. Burada şaka yok, her şey gerçek. Burada şaka yok. Sana baktım yaptım. Bak, bak bu zıpkı mı? Evet, biraz erken suyu koydum. Hı. O yüzden birazcık şey oldu. Tahta kaşıkla mı? Tahta kaşıkla mı yiyorsun abicim? Eline bir tane kaşık al, karıştır. Çok özür dilerim, affedersin. Problem değil, çok lezzetli olmuş. Asitinin ne olduğunu bize anlat da seyircilerimiz de görsün, anlatın. Asit var, biraz ekşi. Ne yapmak lazım? Uçurabilirim. Uçur. Ben sana uçurayım, al. Hadi. Yemeğin çok kötü, anladın mı? Hepsinin, herkesin tadına baktım ve kesinlikle mübalağa etmiyorum yani, anladın mı? Yemeğinizi doğru düzgün pişirmediniz. Sayayım mı sana 50 bin tane, buradaki 10 tane yanlışı sayayım mı? Hadi. Reçetenin falan önemi yok yani. Hiçbir aşçı elinde bir tane reçeteyle dolaşmıyor, anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyorum. Beni sinir hastası ediyorsun yani, anladın evet, mı? Evet, samimi anladım. Söylüyorum. Bak benim anladım. Suratıma konuşurken. Benle çıktın yolu, benle bitti.
Hanımlar beyler, Tolga! Merhaba. İnternetten yapılan alışverişe güvenmemiz yıllar aldı. Hala alışamadığımız şey ise internetten ikinci el alışveriş.
Bu hafta internetten yapacağınız ikinci el alışverişleri daha verimli kılmak için size birkaç küçük ipucu vereceğiz. İlanınızın bir yerinde muhayyer sözcüğü mutlaka geçmeli. Örneğin aracım muhayyerdir diyebilirsiniz. Anlamını bilmiyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Selam, ben Feyyaz Yiğit. Muhayyer arabamla ben de sanal alemdeyim. Sattığınız mala bir kişilik atfedin ve satışı mümkün olduğunca dramatize edin. Beyaz meleğimden ayrılıyorum, kınalı kuzumu satıyorum veya otomatik yiğidime veda ediyorum gibi. Potansiyel müşteriyi sindirin. İlanınıza saçma sapan teklifler yazmayın, kralını görürsünüz gibi tehditvari uyarılar ekleyin. Bu küçük huysuzluğunuz malınızdan ayrılıyor olmanın hüznüne yorulacak, malınız alıcı nezdinde bir kat daha kıymetlenecektir. Heyecanlı olun. İlanı yazarken kalp ritminiz hızlanmalı. Ünlem ve tekrar satış getirir. Bu fiyata böylesi. Full, full, full. Müşterinin aklını almalısınız. Piyasa terminolojisine hakim olmalı ve onu gönlünüzce manipüle edebilmelisiniz. Örneğin aracınızın hareket etmekten başka bir özelliği daha varsa ona yer uçağı diyebilirsiniz. 0-100 km hızlanmasını 6.7 dakikada tamamlayan LPG'li aracınız için az yakar, çok kaçar diyebilirsiniz. Yaratıcılığınıza ket vurmayın. Otomobilinizden füze ve roket çağının aracı, araç değil amaç ya da ana muharebe tankı diye söz edebilirsiniz. Bariz yalanlar söylemeyin. Az hasarlı, kazasız, taklasız. Bunlar diğer yalanlarınız konusunda da şüphe uyandırır. Kadınsanız bayandan ibaresini mutlaka kullanın. Söylediğiniz bütün o korkunç yalanlar müşteriye her şekilde sempatik gelecektir. Arabam çok temiz. Sadece emniyet kemeri kopuk. Boyası biraz çizik. Arkadan vuruk çünkü birkaç takla atık. Bir de motoru düştü ama çok temiz bayandan. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolpa'nın performansı harikuladeydi. Genç amatör Bieber'lar muhteşem çaldılar. Az sonra da Boğaziçi Üniversitesi Korosu stüdyomuzda olacak. Esra İrena Arın İzmir'den arıyor. Buyursunlar. Merhaba, ben Esra İrena Arın. 9 Eylül Konservatuvarı'ndan öğrenciyim. Arkadaşlarım orada, hepsine iyi eğlenceler diliyorum. Sıfır ses, kimse yok. Arkadaşlarınız buraya gelmemişler. Onlar yerine başkaları arıyor. Onlar buraya geleceğiz deyip başka yere gitmişler. Kim bilir şu anda neredeler? Keşke bize Twitter üzerinden fotoğraflarını mentionlasalar da biz de görsek. Bak bize nasıl bakıyorsun diye. Az sonra fotoğrafları da göstereceğim. Şimdi sorunuz geliyor. Figen Sarıdağ'ın single albümünün adı nedir? Figen Hanım'ı gördünüz mü? Bakınız burada. Single albümünün adı nedir? Atını Figen Cowboy Adalet. Şimdi. Yalnız bak şeyde soruda şey var, şifre var ha, ona göre. Cowboy. Hayır, adalet olacaktı. Ya, ne kadar ilginç. Aa mı? Sen kovboydan çok mu emindin? Evet. Figen Sarıdağ. Adalet geçmişti aklımdan. Ya. Figen Sarıdağ. Dikkat, sorular şifreli. Mod medyan değil de başka bir şeye göre. Mod medyan artık sıktı. Pase. Demode. Evet. Figen Sarıdağ. Hangi ünlü sanatçımıza benzetilmektedir? A. Sezen Aksu. B. Emine S. Nokta Beder. C. Haşmet Babaoğlu. D. Oray Eğin. B. Emine Beder. Ona benzemiyor. Sezen Aksu'ya benzetiliyormuş. Şifreye biraz uyansaydın mod medyan. Evet. Esra Sönmezer. Hangi yarışmada kazandığı jüri özel ödülünü kabul etmemiştir? Dikkatlice dinliyoruz. Dikkatlice dinliyoruz. Sorular şifreli. Dikkat. A. Malatya en uzun bıyık yarışması. B. Miss Dream Girl of the World. C. Miss Dream Theater of Progressive Metal. D. Semiramis Spectrum.
Balkan of Turkish pop music. B. Mystery girl of the world. Ay ne güzel telaffuz okur. Çok dikkatli dinleyin, sorular şifreli. Esra Sönmezer'in 2008 yılında çıkardığı Türk Sanat Müziği albümünün adı nedir? Dikkat. A. İlk kez ağrısı. B. İlk gez ağrısı. C. İlk göz ağrısı. D. İlk arpacık ağrısı. İlk göz ağrısı C. Bravo, doğru cevap. Şifreyi çözdüm galiba. Esra Sönmezer TRT2'de yayınlanan hangi programı sunmuştu? A. Hayatımız sigortalı. B. Sigortalı mı çe? C. 300 sigortalı. D. Sigortakus. Hayatımız sigortalı. Bravo, şifreyi çözdün. Caner, Caner Özyurtlu'nun Elveda Rumeli dizisinde oynadığı karakterin adı neydi? A. Elvedat Milor. B. Patlıcanlı Tanrıyar. C. Ispanak Namık. D. Ne yapak ıspanak mı kanka? C. Ispanak Namık. Bravo, şifreyi çözdün. Caner Özyurtlu, Erdem Yener'in hangi şarkısının klibini çekmiştir? A. B. Ünlem. B. C. C. Belki. D. Hiçbiri. Hiçbiri. Hayır, belki olacaktı. Fulya Zenginer 2008 yılında hangi programı sunmuştu? A. Fulyabani. B. Zenginler. Zenginer de ağlar. C. Dizi Magazin. D. Çocuklar Duymazin. Ama evde böyle toplanıp dizi da... He? Çocuklar Duymazin. Dizi Magazin. Bravo. Duymazin. Gökhan Özen'in Best FM'de hazırladığı programın adı neydi? A. Ferhat'la Güzel Güzel. B. Gökhan Özel ile Katatonik'i Katatonik. C. Gökhan Özen'le Canlı Canlı. D. Gökhan Özen'le Oya'nın Hakkıyla Kaya'nın Selamı. Canlı Canlı. Şifreyi çözdün. C. Söyle. Gökhan Özen'le Canlı Canlı. Bravo, şifreyi çözdün. Olmaz ya. Hangisi bir Gökhan Özen albümüdür? A. Enik. B. Civciv. C. Tay. D. Gergedan Yavrusu. D. Civciv. Bravo, şifreyi çözdün. Gökhan Özen aşağıdaki dizilerden hangisinde oynamıştır? A. Bel, Çiçek, Pamiri. B. Slavoj Žižej. C. Sevda Çiçeği. D. Öd Lalesi. C. Sevda Çiçeği. Bravo, doğru cevap. Esra, şifreyi çözdün mü? Evet, çözdüm sanırım. Ünlemlere dikkat edeceksin. Ünlemden sonraki, değil mi? Ha. Şifreyi çözdün. Esra, ha? Evet. Evet. Evet, evet. Peki, Esra. Evet. İzmir'e selamlar. Okan bak bu arada... Ne oldu? 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ya, diye orada... Siz burada mı? Atlamayalım. Şimdi şu sizin diziye bir bakalım. Tövbeler tövbesi. Var mı biraz diziden görüntüler ya? Şöyle bir... Değil mi? Böyle bir bakıversek görelim. Hem bana parayla sevgili tutmak ne demekmiş göstereceğim ona. Eğer o kızın bir daha senin etrafında dolaştığını görürsem ben... Yemin billah olsun önce o kızı dinmeliyim ederim sonra da seni. Ya nesi günah Remzi abla sevmenin nesi günah ya? Çok yakışıklısın. Ya bu nasıl oluyor? Yani Tuğba'da bu nasıl oluyor? Şimdi sen bir bebek yaptın.
Ki kilo da aldın galiba değil mi? Bir hani mercimek bebek değil, hani böyle kilo almak istemeyenlerin doğurduğu gibi bir bebek doğurmadı. Sağlıklı maşallah. Biraz önce de sordum. 3,5 aylık mı? Evet, 4'e yakın. Nasıl oluyor yani, bir anne görüntüsü yine olmuyor kızda. Yine bebek gibi oluyor. Bu kendisi bir bebek değil mi? Sette nasıldır Caner'cim? Biz hiç beraber bir sahnede oynamadık şu an. Evet. Tanıyor musunuz Tuğba? Tanıyorum. Sizin beraber sahneniz var mı? Var, oldu. Hatta bir tane çok yeni oldu değil mi? Ne, daha geçen gün bir arada. Teaserlardan sonra. Nasıldır yani Tuğba, nasıldır? Şımarık, anne, bebeği sete getirir mi? Ne yapar? Çok ben fena. Ben de bebek olduğu için ben herkese soruyorum bebek deyince. Valla evet. Öyle cici, öyle tatlı bir bebeği var ki tüm bebekler tatlıdır ama sürekli gülüyor. Ben çok yeni gördüm. İnanılmaz tatlı. Uzun saçlı tipsiz misiniz? O benim. Hiç benzetemiyorum. Saçlarınızı toplayınca başka birisi gibi olmuşsunuz. Ya teşekkür evet, ederim. Tuğba bize biraz diziden bahsetsin. Ne oldu? Nerede yayınlanıyor? Saat kaçta? Niye bu diziye girdin? Para mı kalmadı? Çocuğa süt mü alamıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Kocan sana para vermiyor mu? Bildiğim kadarıyla sanat işleriyle uğraşıyor. Sanatta para var mı? Nedir? Hepsini senden bekliyorum. Tamam, hepsini tek tek cevaplayayım. O zaman yarına kadar yarınki programda geleyim. Ne tatlı kız ya, değil mi? Dizimizin adı Tövbeler Tövbesi. ATV'de yayınlanıyor. Salı akşamları 22.20'de. Artık 22.20'de salı akşamları. Çünkü biraz gün değişikliğimiz oldu. Niye gün değişikliği oldu? Bilmiyorum. Karar mı veremediler? Bilmiyorum. Neden Caner? Ben hiç anlamıyorum ya. Özür dilerim, ben bir idiot gibi cevap veriyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu bizimle alakalı bir şey değildi. ATV kendi içinde bir yapılanmaya bir giriyor. Bir de bir adam var bizde, sürekli görüyorum. O kimdir? Kim? Hangisi? Cemal. Herhalde. Cemal. Ya bir Cemal adam var sürekli değil. Sürekli o çıkıyor. Cemal Toktaş. Bıyığı var, sakal da var. Bu evet. Adam evet. Cemal Toktaş. Cemal ha. Benim nişanlım. Evet. İşte Tuğba'nın oynadığı Pelin karakterinde saplantılı aşık olduğu adam. Sen ona saplantılı aşıksın. Evet evet. Seninle nişanlanıyor. Dolayısıyla sizin aranızda bir gerilim mi oluyor? Evet. Benim ne oluyor abim. Peki? Kendisi. Aa, evet, çok özür dilerim. Ne oluyor söyle, anlamadım. Benim de abim dedim. Senin de abin. Hmm. Evet. Dizimizde evet. Bağlantısı var. Söyleyebileceğim bir şey bulmuşken söyleyeyim dedim. Pardon. Dizimizde şöyle şeyler oluyor. İşte Mahir karakterimiz ve bir garipler mahallemiz var. Oranın bıçkın bir delikanlısı. İşte Fidan'la evli, pardon nişanlı evlenecekler. Fakat bir türlü parayı denkleştirip bir yuva kuramıyorlar. İşte Fidan ayrı evde oturmak istiyor çocuğum. Parası yok, para biriktiriyorlar falan filan derken. Bir gün Fidan fırlatıyor yüzüğü. Çocuk intihar etmeye geliyor. Çocuk bu mu? Sırada da yok, çocuk itmeye geliyor, sen intihar ediyorsun. Ben intihar etmeye geliyorum. O da karşılaşıyoruz orada ve beni kurtarıyor ölmek üzereyken ben. Ve Pelin ilk kez hayatında Mahir'e aşık oluyor. Derken hikaye başlıyor. Pelin çünkü çok saplantılı takıntıları evet. olan, hastalıkları olan bir kız. Ve Mahir'i takıntı yapıyor. Ondan oğlum dizi manyaklığı başlıyor. Böyle başlıyor işte herhalde. Mesela komşu komşuyu anlatıyor filan, ondan oluyor bunlar böyle. Bak bana anlatırken merak ettim sardı ya. Vallahi sardı. Bir de dizimizin hani en böyle dikkat çeken aslında ve diğer dizilerden bir parça. Hep İran... bu bıyıklıyı gösteriyorlar ya. Tarafı da çok güzel müzikleri var içinde. Eski Türk filmlerinden kalan çok özel parçalar var ve bunlara biz klipler çekiyoruz. Yönetmenimiz Aydın Bulut, benim çok sevdiğim bir yönetmendir. Daha önce de çalışma fırsatım olmuştu kendisiyle. Senaristimiz de Zülkü Fücel. Böyle tatlı aile işi diyelim. Öbürkü soruna gelirse evet, bebek her gün benimle sette. Aksi takdirde yapamazdım. Tabii tabii. Yani. Bir bakıcı var herhalde. Tabii ki. Ne zor ya. Yani, hani ondan sonra büyüyünce diyeceksin ki hani işte şeyde büyüdü, setlerde büyüdü değil mi? Yani buna imkan veren aslında çok iyi bir yapımcımız var. Çünkü ben teklifler geliyordu. Hatta ben hamileyken bile dizi teklifleri alıyordum. Diyordum ki nasıl yani? Sen büyüdün mü? Şimdi artık büyüdüğüne inanıyor musun? Yani tabii ki çocuktan sonra bir format atıldı. Vay güzel. Peki sizin elbiseniz annenizin elbisesi mi? Evet. Hayır, çok şık. Harbiden mi? Onun böyle bir şey havası var yani. Bir yok, tarihi havası yani var yani retro sanki. Diye söylenen eski model. Ama retro yeni yapılmış değil sanki. Yeni yapılmış bir şey. Öyle mi? Evet. Ben sanki alındı da size devşirildi sandım. Keşke, aslında keşke öyle olsa. Hem anısı da olurdu ama yok değil. Kendim satın aldım. Hür irademle. Evet. Caner, sen her zaman gibi berbat giyiniyorsun. Hanımefendi çok hoş giyiniyor. Şimdi sizin albümünüz yeni mi? Yeni. 2 haftalık.
İki haftalık. İki haftalık. Peki iki haftalık bir albüm haberi oluyor mu insanların, olmuyor? Oluyor ya. Güzel bir şey yapınca bence oluyor. İnsanların hani haberi bayağı. Sizin bu kadınsı olgunluğunuz kaç yaşında olmanıza borçlusunuz bunu? 30'u geçmiş olmama bağlıyorum. Siz kaç yaşındasınız? Ben 29'um. Ama bak sen ne kadar büyüsen de bu kız gibi olamayacaksın. Hiç. O çok olamayacaksın. Başka. Şirin. O şirin, evet. Şirin. Böyle şirin. Yani 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 yani. Sen kadınsın. Evet. Yani aradaki fark bu. Mesela diyorum ki o şirin diyor ama hii hii yapıyor. Senden leopar sesi çıkıyor böyle. Hiç alakası yoktur ama ya. Yok yok. Öyle değilim aslında. Biraz bilmiyorum, burç muhabbetini sever misiniz ama koç burcu olmanın verdiği ben bir şey de olabilir. Ben de koç burcuyum. Bayılırım koç burcu muhabbetine. Hep beni fiştaklayın değil mi? Yani var öyle bir şey. Evet. En çok şeyi seviyorum. Yengeç burcuyum, aşk kadınıyım. Bayılıyorum. Bayılıyorum o lafla her yer. Bu ama saçma sapan. Siz inanıyor musunuz burçlara? Yani üç aşağı beş yukarı tuttuğu şeyler var yani. Bir de bugün ne benim de doğum günüm bu arada. Aa, sizin doğum gününüz. Benim bugün doğum günüm. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Peki o zaman size sürprizimizi söylüyorum. Lütfen Boğaziçi Üniversitesi Rock Korosu'nu alalım sahneye. Geliyorlar. O arada şu küçük şeyi seyredin. Genelde uzun etekler giyerim. Altına klasik ayakkabı tercihim. Bluzlerimi ona göre ayarlarım. Gece hayatında çıkartıp onları daha gece hayatına uygun hale getirebilirim. Genelde renkli, rengarenk de giyinebilirim yani. Müziğe çok ilgim var ve her şekilde küpem olsun, bilekliğim olsun. Sol anahtar olabilir, melodi olabilir. Genelde mor, yeşil, pembe. Aslında her renk giyebilirim. Hiç öyle renklere takılmam. Renkli şeyleri, renkli pantolonları özellikle ve 80'leri çok seviyorum. Bu yüzden de gerçekten hayatıma renk kattığını düşünüyorum bu kıyafetlerin. Daha çok bunları tercih ediyorum. Rahat giyinmeyi seviyorum. Kendi tarzım var. Yeşil, kahverengi, pudra. Birbirine armağanlamayı seviyorum renkleri. Takı kullanmıyorum. Evlilik yüzüğüm var sadece. Sürekli taktığım küpelerim var. Küpe hobilerimi çok seviyorum. Aynı zamanda dikkat çekici kıyafetler giymekten yana değil de rahat olmak istediğim gibi giyiniyorum. Yani hiçbir şekilde hiçbir renklere alerjim yok. Sadece giymeyi seviyorum. Figen Hanım, sizin için Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Rock Korosu sizin için Justin Bieber'dan Baby Baby isimli şarkıya çalıştılar. Ben ve bütün Bieber'lar bu şarkıyı defalarca dinliyoruz. Yine de doyamıyoruz. Ama daha önce ben küçük bir çalışmadınız ama bir Happy Birthday to You alabilir miyim? Böyle bir yalan yanlış da olsa değil mi? Tabii kaç canım. Yaşınıza bastınız? 30. 30. Evet, peki. Happy birthday, happy birthday. Yeter, berbat, berbat. Peki, o zaman Bieber'a girebiliriz. Buyursunlar. Never ever, ever be apart.
we ain't together. Uh-huh. And I wanna play it cool. Yo. But I'm losing you. Uh-huh. I'll buy you anything. Yo. I'll buy you any rent. And I'm in pieces. Yo. Baby, fix me. Uh-huh. And just shake me till you wake me from this bad dream. Uh-huh. I'm going down, yo, down, down, down. Uh-huh. And I just can't believe my first love will be running off like baby. When I was 13, uh-huh, I had my first love. There was nobody compared to my baby. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. No need for Starbucks. She made my heart pound. I just keep on saying, baby, baby. Varyemez amcayı tanıyor musunuz? Varyemez amca iyi mi? Benim bebekliğimde bile çok yaşlıydı. Hala iyi mi? Ben oysa ki kendimi Star Wars'tan böyle kopmuş gelmiş gibi Star hissediyordum. Wars değil, kesinlikle Mickey. Mickey mi? Kesinlikle. Bütün Star Wars filmlerini izledim. Buna benzer hiçbir yaratık yok. Buna benzer var. Denize Erol Büyükburç mu düşse kurtarırsınız, Büyük Usta Kayağan mı? Yani cevap gerekiyor. Yani ben Erol Büyükburç. Ayrı. Niye kurtarırsınız Büyük Usta Kayağan'ı kurtarmazsınız? Ya. En çok beni kurtaracaksınız herhalde. En çok beni kurtaracaksınız. Bravo, güzel. Hiç Hayko Cepkin şarkısı biliyor musun? Yok abi, bilmiyorum. Ama kendisini çok seviyorum. Aynı Feridun Düzağaç gibi. Bayılıyorum. Mehtap'la ilgili Wipeout görüntülerinde bir ya kez evet Mehtap'ın Wipeout görüntüleri çıkmadı değil abi mi? Abi o mantarın üstünden bir zıplayışım var, en son bir baktım mantar bende. Hop kaçtı hop dedim. Abi benim bir kayışım var yemin ediyorum. Hatta ilk başta dedim ki... Şeyimi düzeltim. İlk başta dedim ki... Sevgili seyirciler, durduramıyoruz. Durduramıyoruz. Mümkünse ana kumandadan durdurulabilir mi? Ana kumandadan. Sadece şalteri indireceğiz. Kadını durduramıyoruz. Size bir eleştiride bulunmak istiyorum. Göğüs kıllarınızı aldırmışsınız, tekrar çıkmış. Satisfaction in me. No more.
walking. Grab your call, let's start walking. Acaba en son nerede, Allah'ım ben burada ne yapıyorum dediniz? Kuaförde. Ne düşünüyorsunuz dünyanın ekseninin 10 santimetre kayması konusunda? İnşallah yerine oturur diyorum. Pek orijinal bir şey, çok güzel. Medeniyet ne demektir efendim? Yasaklara uymak. Oh. Mesela... Sigara içilmeyecek olan yerlerde sigara içmek. İçmemek. Hangi dünya liderlerini teke tek dövebilirsiniz? Buyurun. Alayını. Hepinizin ağzına biber sürün. Esra, bir oyunda oynuyorsunuz. Hı hı. Oyunumuz önümüzdeki hafta Cuma günü Muammer Karaca sahnesinde ilk perdemizi açacağız. Muammer Karaca, hı hı, tiyatrosunda. Evet, sonra... Peki nasıl bir oyun? Anlatır mısınız bize biraz? Falcılar Sokağı isimli bir oyun. Özellikle günümüzde bu medyumlar, sahte medyumlar ve falcılarla ilgili onları tiye aldığımız bir oyun. Daha önce de zaten birçok tiyatro oyunlarında oynadım. Evet, Zülfü Hamit Altın'ın yazdığı ve yine kendisinin yönettiği bir oyun. Sizinle sanat beraber... yönetmenimiz de Yalçın Avşar. Evet, Arif Güngör, Mine Külcü, Şoreş Yürük ve Şenol Birben oynuyor. Hı hı. Siz daha önce tiyatroda var mıydınız? Tabii ki, ben birçok oyunlarda oynadım. Zaten Müjdat Gezen mezunuyum. Aa, hı hı. Ben bunu bilmiyordum bak. Evet. Güzel. Bu size bir ciddiyet katmış. Ben tiyatroyu çok seviyorum çünkü gerçekten gönüllü yaptığımız bir meslek. Dizilerdeki gibi kabarık ücretler almadığımız bir meslek. Benim Hatta çok az kabarık çok... ücretler, yani hiç kabarığı Hatta yok. Hatta yok kadar diyebiliriz. Yani neredeyse hiç kabarmamış. Ay, dizileri mi diyorsun? Ben tiyatro. Hayır yani tiyatro. Tiyatro tabii. Tiyatro. Hiç yok diyebiliriz tabii. Geçen programda konuşmuştuk hatta. Evet. Çok keyif alıyorum, çok güzel. Evet.
Bir şeyiniz yerine geldi sanki, keyfiniz yerine geldi. Zaten keyfim yerinde. Ama öyle böyle mi? Sorular olduğu zaman işte dünyada kaç tane okyanus var filan. Yani bana sorsalar ben olay genel çıkarırım. Genel kültür yani. Sorularının hani disco kralında işi yok. O yüzden burada yok. Eğlence, işte sanat, kültür, bizim yaptıklarımız. Yok. Ama muhabbet kralına geleceğim yarın. Muhabbet kralında. Kesinlikle orada. Yarın orada geleceğim karşı diyor. Yani kaçırılacak fırsat değil hakikaten yani. Evet kaçırılacak yani fırsat değil. Yarın çok fena olacak. Gerçekten iddialıyım yani. Ben genel kültür konusunda öyle bir şeyim yok, sıkıntım yok. Ama böyle şeyleri özellikle bana sorulmasını hoşlanmıyorum. Geçen programda da öyle bir şey yapmıştınız Adem Bey. Yapmış mıydım? Evet. Ne olmuştu? Hır çıkmış mıydı o zaman? Yok çıkmadı. Biraz espriye bağlamıştım o zaman. Ama tekrar... bugün artık dayanamadım. Artık son nokta. Tamam yani bu böyle olacak iş değil. Peki. Peki o zaman yani... Gökhan'cığım sen de çok gerildin. Ben çok süper eğleniyorum yani. Şimdi 4 dakika mı yine reklamlar? Hatta 3,5 dakika. Ya ondan da bak ne kadar güzel sağ olsun. Figen'in şarkısını dinleyeceğiz zaten. Peki kısa reklam arası hemen ardından dönüyoruz. Ne derin, ne güzel çalmaya başladınız ya. Ne oluyor genç Bieber'lar? Figen, bize biraz kendinizden bahsedin. Kendimden bahsedeyim. Oldum olası sanatın her tılını acayip sevmişimdir. Muhakkak elimden geldiğince, aslında önce tiyatrocu olarak bu işe başladım desem çok yerindedir. Sonra babam dedi ki kızım aç kalırsın falan filan derken işte müzik şarkıcı hayatım başladı. Şarkıcı olunca da parayı buldunuz. Hayır, öğretmen olacağım zannediyordu babam da o yüzden konservatuara gitmeme izin verdi. Yoksa o zaman ona da izin vermeyecekti. Hala da söyler zaten şarkıcı olacağını. Niye sizi Sezen Aksu'ya benzetiyorlar? Ben benzetemiyorum. Ben benzetmiyorum işin açıkçası. Çok sevdiğim, çok saydığım hani sevmeyen, saymayan yoktur zaten. Mikrofonunuz açık mı? Bir kontrol eder misiniz? Edelim. Açık mı? Açık. 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 Bize bir Sezen Aksu şarkısı mırıldanır mısınız? Küçük. Küçük bir şarkısı var mı? Küçücük yani. Küçük bir kuble mi? Bukle mi? Kuble. Kuble. Ah beni, sar beni, nerelere gideyim, nasıl edeyim, sar beni, saramazsan körfeze bırak, gurur bile seni. Maşallah. Teşekkür ederim. Esra siz müziği tamamen bıraktınız mı? Ben müziği benim rahmetli annem çok istediği için o albümü çıkarmıştım. Ayrıca da sonra bende bir o hobi şekline dönüştü. Özellikle bazı yardım gecelerinde yer aldım. Ne güzel. Bize bir küçük kuple söyler misiniz? Söyledin. Niçin? Niçin? Evet. Yani benim şu an esas yapmış olduğum meslek oyunculuk ve sunuculuk yapıyorum. Ve tiyatrolarda oynuyorum, dizilerde peki, oynuyorum. Tamam. Mesela siz de bir zamanlar fotoğrafçılığa bir hobi olarak başladınız ama sonra bunu profesyonel meslek olarak icra ediyorsunuz. Benim için de albüm öyle bir hobiydi ama ben onu profesyonel meslek olarak devam ettirmedim. Çok haksınız. Burada da hakikaten ama içimden beni oyunculuk Allah beni kahretsin diyorum. Çünkü birisi bana dese ki Okan sen fotoğraf çekiyorsun. Çek bakalım bir fotoğrafımı güzel çıkacak mıyım dese ben ona küfrederim. Çok haklısınız. Sizden de özür diliyorum. Sağ olun. Öyledir. Yani bu küçük şarkıyı söylediniz ama bunu unutalım. Yani hiç söylememiş gibi olsam halbuki çok da güzel söyledi. Siz Sezen Aksu'dan bir şey hakkı biliyor musunuz? Evet, benim albümümde Sezen Aksu'nun bir parçası var. İlk defa bir Sezen Aksu şarkısı yorumlamak kısmet oldu. 10 sene sonunda diyeyim. Ama böyle çok daha seksi ve inanılmaz ya, oldu ya. Kahve ya. Döktüm hocam. Yoksa yani vallahi stil mi? İyi ki kahve döktün. Vallahi mi diyorsun? Zaten seks böyle başlayan bir şey değil midir? Cart kahve değil. T-shirt çıkar. Dur ben temizleyeyim denir filan. Oğlan böyle kalır. Değil, ya. Göğüs kaslarıyla filan. Böyledir ya. Neyse. Öyle şeylere ihtiyacım olmadı. Ama yani.
47 yaşındayım. İlk 13-14 seneyi çıkar. Bunca zamandır her gün kahve 13, döküp 14. duruyorum. Demek ki gerek yokmuş. 13-14. Gerek yokmuş. 13-14 mü? Tabii, ne sandın? Evet, neyse. Ben sürekli kahve döküyorum. Evlendim, hala kahve döküyorum. Pişt falan filan. Ne oldu filan? Kahve döktüm filan, paça paça falan. Böyle başlıyor bu işler. Neyse. İhtiyacın olmaz tabii. Yakışıklısın. Bak, beni 40 yılda bir kadın programında beğendiler. Herkes böyle aa! Bir kere bir dergi beni dünyanın en seksi erkeği seçti. Haberin var mı? Yıllar yıllar önceydi. Ertesi sene de deprem dedeyi seçti. Neyse. Gökhan'cığım, biraz mırıldanır mısın bu Sezen şarkısını? Tabii ki. Sadece biraz böyle. Sen de çekip gitme, dayan be umudum, dön gel, dön gel. Meydan okur hayat, pabuç bırakmaz ölüme, dön gel. Dön gel. Sizin çok sevdiğiniz bir şarkı var mı böyle söylendiğinde? Hüzünlere gark oluyorsunuz böyle. Bilmem. Yani oluyorumdur da aklıma gelmedi. Şimdi bana bir de söyletirsiniz o yüzden. Hayır, bir şey söyle. Söyletmeyeceğim, söyletmeyeceğim. Hayır. Bu kadar yani güzel sesiniz. Söylendiğinde hakikaten... Böyle gözyaşlarınızı akıttığınız, belki çaktırmadan içinize akıttığınız bir şarkı var mı? İstanbul İstanbul olalı. Yine Sezen Aksu'da. Güzel. Çok süper, severim. Süper, çok güzel. Güzel bir şey. Vallahi. Siz biliyor aşkım, musunuz onu? Tabii. Tabii. Şey, tabii. Deyince de şey, ben böyle kahve dökesim geliyor böyle. Aşk falan. Biraz söyler misiniz? Oley. Uzanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitsin. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı bitti. Bir lodos lazım şimdi bana, bir körük bir kayık. Zula'da 3-5 şişe yakut, yer gök kırmızı. Söverim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedim böyle keder. Geberiyorum aşkından. Kalmadı bende gururdan eser. Ah İstanbul. Teşekkür ederim. Evet. Süslük kaldık böyle. Siz ninni söylüyor musunuz çocuğa? Yok artık. Söylüyorum tabii canım. Ne, ninni mi söyleyeceğim? Ya at abi. Ne, ninni mi söyleyeceğim? Ay, yok artık. Yok, herkes yok şarkı artık söylemeli ya. Ha? Siz ninni herkes biliyor musunuz? Şarkı söylemeli. Herkes şarkı söylemeli. Ben şarkı söylüyorum Sare, yani kendim. İsmi neydi? Sare. Sare, evet. Ne anlama geliyor? Sare benim babaannemin adıydı. Ne kraliçe, su gibi saf temiz anlamında. Ne güzel. Ama hani ne anlama geliyor? Benim için babaannem. O yüzden hani evet, anlamı insanlar için Sare önemli güzel ama. Sare güzel bir isim. Benim hiç, çok sererek koyduğum bir isim. Peki ninnilere yakışıyor mu Sare için?
nasıl bir folder'dan bahsediyoruz? Hiçbir şey anlamıyor ki adam. Çıkmıştır herhalde. Siz, çocuk var mı sizde? Yok, hiç evlenmedim. Bir kere bile nişanlanmadım, hiçbir şey yok. Bir kere nişanlanmadım. Bir kere bile nişanlanmadım, hiçbir şey yok. Bir kere bile nişanlanmadınız. Bu yaşa kadar. Çok mu fena? Hiç öyle bir şeye gerek duymadım ya. Bu galiba şans bir gün gelecek, bulacak yani. Hiç öyle bir aşk hissetmedim. Hiç aşk hissetmedim. Hiç hissetmedim. Enteresan değil mi? Bence de. Bu aslında aşk konusunda laubali olmadığınızı gösteriyor. Tutumlu olduğunuzu gösteriyor. Ben de hiç sevmem. Her önüne gelene aşık olan kadından yani biraz hiç. Şey olurum, rahatsız olurum. Ay buna da aşık oldum, buna da aşık oldum. Fena bir şey yok. Ama siz de çok tutumlu kalmışsınız. Ya tabii ki. Tutum nereye kadar? Yani ne bileyim ben bu konular biraz gıcığım galiba. Neye gıcıksınız? Bu tarz derken aşk mevzularında biraz gıcığım galiba. Yani çok konuşmaya çabuk sıkılabiliyorum. Konuşmaya değil yaşamaya. Yani bir şeyde tutku yoksa benim için hemen anlamını yitiriyor. Hemen sıkılıyorum falan yani direkt kaçıyorum. Uzatmıyorum. Tutku. Her şeyde tutku. Sizde tutku var mı? Çok fazla yok. Çok az. Ne oldu hepiniz kurumuşsunuz ben. Ben de var. Yavrum sende her şey var. Adale var, tutku var. Cemre Öz İzmir'den arıyor. Buyursunlar Cemre Hanım. İyi akşamlar, nasıl gidiyorsunuz? İyi akşamlar. Konular bebekler için değil. Yaş kaç sizin? Benim 21. Ama, ben de 15. Memnun oldum. Bunu söyleyeceğinizi biliyordum aramadan önce. Ya öyle. Evet, peki. Buyurun efendim. Ben uzun süredir programınızı izliyorum da yani liseden bebekliyim. Ne diyor? Ben hiçbir anlamadım. Ben şunu anlıyorum. Anladım. Biraz daha telefonu ağzımızdan çıkaralım, açalım, kapayalım öyle. Evet. Tamam. Buyurun. Şimdi iyi mi? Şimdi harikulade. Böyle iyi olmamıştı hiç. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Uzun süredir izliyordum da bugün bizim lise haftalarımız. Ben de bütün gün böyle çalıştım, geldim. Sonra akşam 12 oldu saat, televizyonu açtım. Sizi izliyorum, böyle bir keyfim yerine geldi. Aramak istedim. Ne bu? Çamur. Ya neden anlaşılmıyor? Ya ben bütün gün sadece bir toplayıp aradım. Olsun. Vaktimiz var, bekleriz. Ben konuşuyordum ama. Evet. Hiç sorun yok. Tamamen salaklık bende. Bir de iyi işlemiyorum artık ondan. Olsun. Hayır, sorun. Ya ben bu yüzden aramak istedim işte. Çok teşekkür etmek istedim aslında size. Böyle benim şöyle bir sıkıntılı bir dönemde bile. Nedir sıkıntı yahu? Cemre ne sıkıntı olabilir bu dönemde? Şınav sıkıntısı. Şınav. Cemre, üniversite sınavına mı girdin? Hayır, ben üniversitede öğrenciyim. 2 yıldır. Hangi üniversite? İzmir'de, 9 Eylül Üniversitesi. İzmir'de, 9 Eylül ha. Peki. Evet, orada arkadaşlardan. Bize... Orada bir sıkıntı oldu. Ya sıkıldım, çok fena sıkıldım ama yani. Tamam baba. Yani, çok sıkıldım. Şimdi anlamak istedim. Çünkü keyfin önüne geldi sizi izleyince. Çok teşekkür etmek istedim. Aslında bu yüzden aradım. İnsanlar bize teşekkür etmeliler. Peki Cemre. Çok sevindim. Güzel. Çok tatlısın. Yani... Tamam. Rahat ol. Kapanmayacak telefon. Her şey yolunda. Bu yüzden aradım. Evet, kapanmasından gerçekten tedirgin oluyorum çünkü... Hayır, kapanmayacak. Kapanmayacak. Hayır. Öyle bir şey yok. Cemre, tamam. Beraberiz. Peki bu sınavda neye sıkıldın? Neye sıkıldım? Çok şeye sıkıldım. Bir sürü teorem öğretiyorlar, bir sürü ispat öğretiyorlar, bir sürü şey öğretiyorlar ve bunların hepsini bizim beynimizin almasını istiyorlar. Ama biz bunların hiçbirini almıyoruz, bize ezberlemeyin diyorlar. Ama biz onların hepsini ezberliyoruz. Çünkü ezberlemeden olmuyor. Bilmiyorum, belki oluyor, belki benim kapasitem yetmiyor. Ama olmuyor. Ve bize hocalarımız bir gün derste ezber lafını kullandığım için bana kızıyor. Çok ama bunların hepsi gerçekten ezberleniyor.
Gerçekten çok sıkıldım. Bak Gökhan ne diyor? Şimdi aslında gerçekten çok ciddi bir konu bu. Yani tartışılması gereken de bir konu. Bilmem haberiniz var mı? Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu bir anket yaptı. Evet. Yaklaşık 2,5 senedir bir ergen profili anketi yapılıyor. Gençlerin idol olarak gördükleri isimler... Justin Bieber. Eyvallah. İşte zaten nokta da burada başlıyor. Genellikle işte pop şarkıcıları, ben de varım. Sen tamam, var mısın? Eyvallah. Yani futbolcular, pop şarkıcıları ve bir takım popüler isimler var. Yani ben tabii kendi adıma bu anlamda hani idol olarak görülüyorsam eğer çok mutlu olurum. Ama madalyonun öbür yüzüne baktığımız zaman Atatürk sıralamada maalesef ben de dahil olmak üzere birçok şarkıcı ve futbolcunun altında yer aldı. Şimdi bu ne demek oluyor? Buna üzüldü mü hükümet? Vallahi buna üzüldü mü üzülmedi mi bilmiyorum ama bunu ciddi anlamda düşünmek ve konuşmak gerektiğine inanıyorum. Hükümet çünkü... bunu düşünüyor mu? İşte biz bir şeyleri dillendirirsek eğer. Şimdi zaten burada önemli olan şey bir takım bu tarz konuların hani bir eğlence programı bile olsa dile getiriliyor olması. Bu bir sosyal program. Yani tabii. İşte bir yerden bunun başlangıcının startının veriliyor olması gerekiyor. Gençlerimiz Atatürk'ü nasıl anlatıyorlar mesela bize? Ben hatırladığım kadarıyla işte tamam çok dahi bir başkumandan. Büyük bir devlet adamı, işte yapılan tarihi tarihler, savaşlar vesaire vesaire. Ama mesela Atatürk'ün bakıldığı zaman dünya geçmişine, dünya tarihine bakıldığı zaman ne kadar büyük bir düşünür olduğu, ne kadar önemli aslında bir ideolog olduğu hiç anlatılıyor mu? Bunun değeri, bunun önemi hiç anlatılıyor mu derslerde? Dolayısıyla gençler nereden bilsin bunu? Tabii ki nasıl anlatılıyorsa, televizyonda ne görüyorsa figür olarak onu idol alıyor. O yüzden burada gençlerin hiçbir problemi, hiçbir suçu yok. Şimdi şunu da söyleyeyim. Benim Sevda Çiçeği dizim Arabistan'a satıldı buna 2 sene önce. Ve bu süreç içerisinde, bu 2 sene içerisinde Arabistan'da çok ciddi konumdaki insanlarla böyle ahbaplığımız oluştu. Onlar geldikçe görüşüyoruz, biz gidince görüşüyoruz ve bunların arasına orada ciddi anlamda hani bakanlar dahil, Kültür Bakanı da dahil, hani spesifik olarak söyleyeyim. Ve şöyle bir durum var şimdi, bunu onlar bize söylüyorlar. Atatürk'ü çok iyi araştırıyorlar. Atatürk'ün Müslüman bir toplumu bu kadar laik, bu kadar modern bir temele, bir baza nasıl oturttuğunu ciddi anlamda araştırıyorlar. Bizden sürekli bir takım bilgiler, doneler istiyorlar, bize gönderiyoruz. Yani Allah'ın Arabı demek istemiyorum ama hani bizim değerimizdir. Bizim gerçekten bizim kökenimizdir. Atatürk'ü bizden daha çok sahiplenen yabancı milliyetler varken işte konunun özü budur. Bunu çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Şu cümleyi söyleyeceğim. Kültür Bakanı'nın bana birebir söylediği cümledir. Siz de Müslüman bir toplumsunuz, biz de Müslüman bir toplumuz. Atatürk ne kadar büyük bir liderdir ki sizin gibi Müslüman bir toplumu dünya arenasında böyle laik, böyle modern bir temele oturtmuştur. Biz Atatürk'ü örneklemeye çalışıyoruz ülkemizde derken bizim gençliğimize Atatürk doğru anlatılmazsa eğer o değerler bir şekilde uçar gider. Artık başka da diyecek bir şey yok. Arkadaşlar mesela şöyle diyor, 2 hafta çalış yeter, sınava 2 hafta çalış yeter. Yani bu nasıl bir şey? Yani 2 hafta çalışayım tamam ama kafam çalışmıyor. Lütfen! Bir dakika. İzmir'den arayan Cemre benden torpillidir. Dolayısıyla stüdyoda saatlerdir dayanan seyircimizin Cemre'ye karşı dememesi... Daha iyi olur. Cemre benden torpillisin. Canın çok sıkkın olduğu için. Tamam mı? Şimdi... Tamam. Tamam. Cemre lütfen...
tamam. Cemre lütfen ayrılmasın telefondan. Hemen Kanal D ofislerine bağlanacağız. Bakalım orada Cüneyt ve Şerif bizi bekliyor. Buyursunlar, iyi geceler tekrar. İyi geceler Okan. Cüneyt geceler. Ne oldu? Gömlek de... Teşekkür ederim. Peki. Evet, neler oluyor? Şimdi genel olarak arama bahsedin neyse. Buyurun. Evet. Esra Sönmezer'le saat 01.07'de başlayan diyaloglarınız sosyal medyaya damgasını vurdu diyebiliriz. Ekrana gelirse grafiklerde de göreceksiniz. Çok ciddi bir artış oldu 01'de başlayan ve 01.30'a kadar süren bir yükseliş oldu. Kendisinin çok güzel olduğundan bahsediyor herkes ama esas olarak sizinle olan diyaloglarınızda masadan kalkar mı kalkmaz mı bahisleri konuşuldu. Güzel, güzel. Sonuç olarak kalkmaması tabii ardından diyaloglarda vardı. Gökhan Özen'le ilgili ben de yeni öğrendim ve hafızamı biraz zorladığımda hatırladım. Kıbrıs'ta denizde kaybolmuş 8 yıl önce. Evet. Bilmiyorum kendisi şu anda fark bunu biliyor mu 8 yıl önce 8 yıl olduğunu. Gökhan, ve yarın, bir arkadaş soruyor. Yarın bir dakika Cüneyt'ciğim bir dakika. Evet. Yarın sen de gel. Yarın gençlerde ve yaşlarda hafızayı konuşacağız. Yani unutkanlık yani unutma meselesi, unutmaya mecbur kalma meselesi. Sadece yaşlara ya da Allah herkesi saklasın Alzheimer hastalığıyla ilgili değil. Bir de unutmaya mecbur olduklarımız var. Cemre'nin bize İzmir'den şimdi anlattığı gibi ezberci eğitim var. Aynı zamanda hafızamızı yeteri kadar kullanamamamız, bu konudaki yöntemleri bilmememiz konusu var. Yarın gece hakikaten eğlenceli olacak. Süper. Ben. Gecenin bir köründe olacak ama herhalde eğlenceli olacak. Sen geliyorsun yarın. Geliyorum. Çok fena yaparım. Tamam. Vallahi billahi. Hey, yaşasın. Hey, evet. Ona. Öyle bir hey bir programda değil. Profesörler, profesörler böyle yaşlı maşlı tipler ama neyse tatlı eğlenceli olsun. Bir şey oluyor. Tekrar dönüyoruz Cüneyt'e. Buyursunlar. Evet, Gökhan Özen'e 8 yılın dolduğunu söyleyen arkadaş bir de sormuş. Jet ski'ye binmeye devam ediyor mu hala? Demiş. Ediyorum. Şimdi dur Cüneyt. Yani aslında bunu söylemeye gerek yok. Gökhan'ın bu kayboluşuyla ilgili işte şaibeli maibeli bir şeyler yapıldı. Yok reklam yaptı falan. Yaptıysa da yaptı. Ne olacak 8 sene önce? Ya bırak hiç cevap bile okay, vermiyor. Cüneyt'e cevap ver. Cevap vermeyeceğim. Ama efendim? Şunu gerçekten... Ya yapar abi yapar. O gün öyle. Yok baksana, abi bak şimdi olmaz. Olmaz niye olmaz? Öyle mi? Olmaz. Eğer yapar dersen... Peki yapmaz. O zaman yapmaz. Algı başka yere gider. Peki. Burada işte tabii şöyle bir şey var. Sen kendini anlatmadıkça, anlatma gereği hissetmedikçe... Çünkü ben 20 yaşında sonuçta şöhret olmuş... Yaptığım müzikten dolayı şöhret olmuş bir adamım. Yani şöhret olmak için... Bir dakika için ben kinayeli olarak böyle bir şey var demiyorum hayır. Yani ya. Yapar ya da yapmaz diyorsun ya. Şimdi ya başka yere gidiyor. Peki. Olayın özeti şudur. Ben hala aynı düşünüyorum. Gerçekten benim ne yaşadığımı ben bilirim. Benim yakınım bilir. Allah bilir. İçimdedir. O ayrı bir şey. Eğer ki benim yaşadığım olayların gerçekliğini sorgulayan zihniyetlere karşı cevap vermek için enerjimi harcasaydım... Bugün geldiğim noktaya gelemezdim. Şu anda da bu masada oturuyor olamazdım abi. Tamam. Tamam. Cüneyt. Efendim. Tamam bu konuyu kapat. Kapattım. Cevabını verdi. Diğer konulara geçelim. Şimdi ben Cüneyt'e ve Şerif'e rica ettim. Yani izleyenlerden gelen görüşleri sansürsüz bir şekilde bize aktarmalarını rica ettim. Güzel. Zaten güzel ofisteler, yani. Kanal D ofislerindeler. Yani kaçacak yerleri var. Evet. Peki devam. Evet. Bunun dışında Gökhan Özen'in Sitemkar şarkısı ciddi şekilde paylaşılmaya başlandı günün ilk saatlerinde. Kendisine şöyle bir öneride bulunabilirim. Online mecraları daha iyi kullanması gerekiyor. İnsanlar ona mesaj vermek için nerelerde bulunmaları gerektiğini bilmiyor. Süper. Bunu bir dipnot olarak geçtikten sonra... Çok teşekkür ediyorum. Hemen araya girmem gerektiği yine. Evet. Bu arada o zaman şöyle bir web sitesi adresi versem lütfen, problem olur mu yok, acaba? Sorun yok. Genç ve yetenekli arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hanmedia.com.tr benim kendi yapım şirketimin, prodüksiyon şirketimin web adresidir. Hanmedia.com.tr'de bir... istasyon oluşturduk.
yeteneğine güvenen herkes, her dalda olabilir ama tabii müzik ağırlıklı projelerle ilgilidir. Yeteneğine güvenen herkes oraya kendini upload edebiliyor. Upload ediyorsunuz ve bana direkt benim hem stüdyodaki ekibime, bana ve menajerlik ekibime ulaşıyorsunuz. Kendi 16 yaşımdaki hevesli ve yetenekli versiyonlarımı arıyorum. Kendine güvenen karşımıza çıksın diyorum. Gençlere fırsat verilmemesi bence ülkemizin yine başka bir problemi. Şu an bu stüdyoda oturan arkadaşlarım arasında eminim ki onlarca çok ciddi anlamda müzik, sanat, spor, belki bilim, belki IT dalında çok yetenekli arkadaşlar vardır ama buna fırsat bulamıyorlardır. O yüzden dediğim gibi hammedia.com.tr'ye girerseniz eğer bu şansı çok ciddi anlamda yakalayacaksınız. Bu anlamda bu mecrada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Akla geldi. Süper oldu. Cüneyt, Tuğba Ünsal'a geçelim. Tuğba Ünsal yine çok güzel ama yanlış dizi seçimleri yaptığı yönünde yorumlar var. Ve genel olarak da yaşı merak ediliyor. Herhalde yüzün üzerinde soru var bununla ilgili. İnsanlar merak etmişler. Nereden gelenler bunlar? Twitter'dan gelenler mi? Evet, Twitter'dan genel olarak. Evet. Facebook'ta da paylaşımlar var ama hani Tuğba ile ilgili daha az şu anda Twitter yoğunluklu gidiyor Tuğba ve yaşı ciddi şekilde soruluyor. Hay Allah. Peki, peki. Fulya ile ilgili, Fulya Zenginer ile ilgili. Yani çok hani ciddiye alınacak bir söylem yok şu an. Tip olarak görünmüyor Fulya. Evet, yok hayır ciddiye derken buraya done olabilecek bir şey yok. Fulya yırttı, peki. Bunun dışında hani benim hoşuma giden bir durum Caner, oldu. Caner ile ilgili. Onunla konuşulmadığı, onun da konuşmadığı yönünde bir yorum var ya sadece. Ya Caner benim canım, evime ziyarete gelse onunla 3 saat konuşmam. Bazı insanlara böyle davranıyorum. Ya bu benim aslında, bu benim bu programı yaparkenki kabahatim. Yani şimdi adamı o kadar seviyorum, o kadar benden birisi ki. Yani hani ben şimdi sevgili annemle altlı üstlü oturuyorum. Yani annem bize geldiğinde ya da ben anneme gittiğimde kapıdan girince ne yemek var diye bakıyorum. Annem bize geldiğinde çocukla oynuyor falan filan. Yani anneme kalkıp da aha hoş geldin falan gibi bir şeyim yok. Yani dolayısıyla hani o benden bir insan gibi bakıyorum. Konuşmaya gerek duymuyorum. Yani bir 5 saat sonra falan ne haber ya, iyi mi her şey, yolunda mı falan diyebilirim belki. Ama tabii Caner senin söylemek istediğin bir şey varsa. Yani ben memnunum bu durumdan. Tamam işte o da iyi, tamam. Peki. Figen Hanım'la ilgili o iyi, güzel, tatlı yorumlarla ilgili filan bir şeyler. Sadece hani güzel bir bayan olduğundan sıkça bahsediliyor. Teşekkür ederim. Yani bir dakika, bir dakika. Yani tweetler ya da paylaşımlar böyle mi yani? Ay ne güzel bayan mı yoksa o kadar şarkı boşuna bu ne biçim ya falan bir şey mi? Nasıl? Şimdi Okan daha çok bunu daha önceki programlarda da dile getirmiştim. Hani sosyal medya artık herkesin köşe yazarı olduğu bir ortam. Argo çok kullanılıyor. Hani ben biraz böyle toparlarken de burada söylenilebilecek şeyleri toparlamaya çalışıyorum. Şimdi cebime gir, o oradan yazık. Ya yaşı merak ediliyor. Bu Tuğba ne ya ben hemen falan gibi değil mi? Peki evet. Şerif, neler var sözlüklerde? Bu arada Okan çok özür dilerim. Özür dilerim. Cem X'te nickli bir arkadaş size mesaj yollamış. Programa bağlanmak istiyor anladığım kadarıyla. Kontörüm yok, arayamıyorum. Beni arar mısın diyor size. Güzel. Peki rejiye ilet abi. Arayalım. Kim istiyor bunu? Cem X'de nickli bir arkadaş. Tabii biraz da geçti, arkalarda kaldı programda. Geri ya, dönüp bakmam lazım. Ama adamla ne konuşacağım? Adamlarla konuşmak sıkıcı. Her seferinde söylüyorum. Evet. Şerifçim buyursunlar. Sözlüklerde genel olarak Gökhan Özen'in 4. klibi ve son yaptığı konuşmanın ulusa sesleniş konuşması olduğu düşünülüyor. Esra Sönmezler çok gergin bulunuyor ve bu gerginliğinin program sonuna kadar süreceğini düşünüyorlar. Figen Sarıdağ'ın söylediği en son parçayı, söylediği şarkıyı, sesini çok iyi buldular.
Caner Özyurtlu çok az konuşuyor ve çok az konuştuğu için hayranları onu üzülerek izliyor. Fulya Zenginer ve Tuğba Ünsal'ın kıyafetleri hayranlarım olduğunu öğrenmiş oldum. Çok hoş. Caner bulunmuş. Çok mutlu, hayranlarım varmış diyor. Şeyde hep sözlüklerdeki şeyi ciddi şekilde artmış durumda. Kimin? Caner'in? Evet. Neyim artmış? Entry'leri. Abi Fulya diye bir konuğumuz var. Böyle suya sabuna dokunmayan böyle bir tip gibi görünüyor da. Böyle hani piçil piçil gözleri, güzelliği ve oyunculuk kabiliyetiyle. Peki Fulya ile ilgili bir şey yazmıyorlar mı? Kıyafetini çok hoş bulmuşlar. Sağ olsun. Sözlüklerde Tuğba ile ilgili bir şey yok mu? Henüz yazılmadı. Biz de takipçisiyiz. Hadi canım. Peki. Teşekkür ederiz. Tekrar bağlanacağız. Cemre. Efendim. Cemre hala orada mı? Efendim. Peki. Bak bize nasıl bakıyorsun'a bakalım şimdi. Görelim. Özlem. Geçen hafta gelenlerden. Sevil. Bu kadar da olmaz. Tuğçe. Baba çok iyi. Umut Evirgen. Mükemmel. Ejder. Baba. Buna ölüyorum. Dur. Bak. Fotoğraftaki salatalık ve muz ayrıntısına dikkat. Mehmet Ali Erbil'e ithaf olunur. Hüzün Baz. Mükemmel. Kemal. Devam. Gülşah. Erman. Güzel. Rabiş. Güzel. Ömür Bilgiç. Melike. Güzel. Ece. Güzel. Süleyman. Güzel. Özgün. Güzel. Harikulade. Bak bize nasıl geliyor, bakıyorsun fotoğraflara. Harikuladeler. Tabii geçen hafta ile bu hafta karışık olarak geldi. Bazı izleyenler Twitter'da şikayet ediyorlar yayınlamadın diye. Mutlaka yayınlanıyor bazıları. Yani aslında Kemal'in fotoğrafını arkadaşlar koyup koymamakta çok tereddüt ettiler. Biraz önceki gördüğünüz fotoğrafı. İki kişilik fotoğraf çok başarılı. Yani dedim niye tereddüt ediyorsun? Abi sana bakmıyorlar ki o anda dediler filan. Ya dedim bırak şimdi onlar da öyle bakıyor falan filan. Saat de geç tabii ki. Şimdi sen İzninizle çocuğa doğru koşuyorsun. Evet, gözlerim kapanıyor çünkü gerçekten zor tutuyorum. De kameramanımız uyardıkça dik dur ay, çekilmiyor. Evet. Burada eziyetlerdeyim. O yüzden, peki o zaman Figen şarkı söylüyor. Figen ve Tuğba'yı alkışlıyoruz. Tuğba gidiyor. Teşekkür ederiz. Sıkıldıysan, bunaldıysan çık dışarı. Gez toz sokak, seyret yıldızları. Sonra dön eve, yak ışıkları. Bak aynaya, topla saçlarını. İzle.
Kesmiyorlar mı? Hanımlar, beyler, Metropol FM Genel Müdürü Sayın Tamer Ergün ve yapımcı ve sunucusu Ferhat Poye huzurlarınızda. Buyursunlar efendim, kamera sizin. Evet. Oraya doğru. Evet.
Biz Almanya'da bir proje başlattık. Bu projeyi Almanya'nın en büyük vakıflardan birisi Robert Bosch Vakfı ile birlikte ve Okuma Vakfı, Almanya Başbakanlığı'na bağlı bir vakıf bu. Bu vakıfla birlikte biz Almanya'daki Türk çocuklarının okuma alışkanlığı kazandırma için anne babalara bilgiler veriyoruz. Bu konuda birçok medya partnerimiz de var. İşte Alman medyası, Türk medyası. Bu projeyi isteyenler okumasevgisi.de, Almanya'nın kodu, de'den edinebilirler. Burada evet. Okan Baygan sayesinde bu bilgiyi de herkese aktarmış oluyoruz. Peki. Okan Bey, öncelikle ben Radyo Metropol FM adına ve ekibimiz adına sizlere ve ekibinize tabii ki bu küçük ayıcığı armağan etmek istiyorum. Bu da aynı zamanda Berlin'in simgesi yani. Evet. Ben de Berlin'i çok seviyorum. Berlin'e gittiğim zaman Berlin'deki vatandaşlarımızla karşıdan karşıya geçerken, sokakta dolaşırken sürekli öpüşüyoruz, sevişiyoruz, birbirimize sarılıyoruz. Hep beraber horon tepiyoruz, neler neler yapıyoruz. Hakikaten Berlin çok eğlenceli. Hem vatandaşlarımızı görüyoruz, eğleniyoruz. Bir yandan da bazı lokantaları ve mekanları açısından da çok sevdiğim bir yer. Bu armağan için de çok teşekkür ederim. Sonra... Evet, biz de Almanya, aslında sadece Berlin değil, biz Almanya'da toplam 8 şehirde yayın yapıyoruz. Evet. Ama bizim burada özellikle size ricada bulunmamız, Almanya'daki Türklerin en çok sevdiği show programlarından birisiniz. O yüzden teşekkür ederiz. Bu sizin aracılığınızla onlara ulaşabileceğimizi inanıyoruz. Sonra beraber de konuştuk ki kuliste, belki ben de Almanya'ya gidip oradan bazı görüntüler getirebilirim buraya. Bu da çok eğlenceli evet. olur. Genelde çünkü Türkiye'deki... Büyük ulusal kanallarımız Avrupa'ya yani Almanya'ya yayın yapıyorlar. Hollanda'ya, Fransa'ya, Belçika'ya tabii ki oradaki soydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza da. Ama hep biraz eksik, hep biraz eksik. Yani bu eksikliği de kapatacak şeyler yapabiliriz. Siz duyurunuzu yaptınız mı? Tamam mı? Okan Bey, Almanya'da bu yıl 50. göç yılı kutlanıyor aynı zamanda. Yani 50 yıl olmuş bizim Türkler Almanya'ya geleli ilk nesil. Bu nedenle bir de ilk defa Almanya'da bu kadar geniş çapta bir sosyal eğitim projesi düzenleniyor. Avrupa'nın en büyük vakıfıyla birlikte biz bu projeyi yapıyoruz. Ve inanılmaz bir destek aldık. Özellikle sanat camiasından büyük bir destek aldık. Başta siz tabii ki Okan Bey olmak üzere. Sizinle de çok hoş bir sohbetimiz gerçekleşti. Ben burada çok kısa bir isimleri saymak istiyorum. Özellikle projemize destek veren ünlülere teşekkür etmek istiyorum. Sayın Ferhat Göçer, Kayahan, Rafet Erroman... az evvel de görüntülerde izlemiştik Mehmet Ali Birant. Çok samimi sohbetlerde bulunduk. Işın Hanım, Işın Karaca, Alman televizyonlarının sevilen ismi Nazan Ekes, Yonca Lodi, Zafer Ergin, Engin Günaydın, Feridun Zaimoğlu, efendim Büyükelçimiz Ahmet Acet, Süheyle Behzat Uygur kardeşler ve diğer destek veren ünlülerimize ve eğitmenlerimize buradan bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Peki, biz de alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Hediye için de teşekkür ederim. Eyvallah. Peki, şimdi... Cemre! Buyurun. Abi, hayır. Cemre duruyor çünkü Cemre'yi hiçbir yere göndermiyorum. Telefon faturasını kim ödüyor? Hayır, biz onu arıyoruz. Cemre'yi hiçbir yere göndermiyorum. Peki. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'ne arkadaşımız gelsin. Lütfen onun da anonsunu rica edeceğiz. Koş baba, hemen. Artık program bu saatlerde bildiğiniz gibi belli bir samimiyete dönüşüyor. Buyurun şimdi kameraya dönerek. Bir afişimiz vardı, onu da... Peki, afişinizi hemen yanınıza geliyor afişiniz. Gitme! Kamera karşında. Ay. Evet. Şu afişi göstermeden önce, biraz önceki performans hakkında bir iki laf edeyim. O performansımız Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Rock Korosu'nun performansıydı, izlediğiniz. Normalde bu kadar şova yönelik değil ama bu program için özel bir şov hazırladık. Hani dünya rock literatüründen bir sürü örnek sergiliyoruz. Bu afiş de benim şefliğini yaptığım Boğaziçi Caz Korosu ve İtalyan
dünyaca ünlü bir akapella grup Mezzotono'nun vereceği ortak konserin afişi. Salı günü olacak konser. Saat 8'de Fulya Fuar ve Kongre Merkezi'nde. 12 Nisan Salı. Hepinizi konsere bekliyoruz. Evet. Hatta Temmuz ayında da programa konuk olmuştuk iki kere. O evet. Zaman da bir derdimiz vardı. Neydi derdimiz? Dünya Koro Olimpiyatlarına gitmek için sponsor arıyorduk. Tamam, ikinci oldunuz yani. Evet, oradan dünya ikincisi olarak geldik. Bunu da burada paylaşmak istedik size. Evet, alkışlıyoruz. Evet, Cemre. Buyurun, buradayım. Peki, şimdi... Benim sesimi beğenmiyorsunuz ama haftanda almıyorsunuz. Oradakiler de bir şey söylemesin o zaman. Ben üzülüyorum. Tamam. Ben sesini şey beğenmiyor. Söylemedik. Ben sesini beğenmiyor değilim. Bunlar programda yaptığımız şakalar ama istersen hemen ciddileşiriz. Ayrıca da seni hiçbir yere bırakmıyoruz. Ayrıca da burada stüdyoyu dolduran yüzlerce üniversiteli ve konuklarımızla beraber seni eğlendirmeye çalışıyoruz kafan bozuk diye. Fena mı? Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim ya. Bunu düşünmemiz bile yeter yani. Tamam. Tamam susun. Herkes bu gece Cemre'ye çalışacak. Artık gerçekçi saatlere geldik. Caner de konuşacak Cemre ile. Herkes konuşacak. Ben çok beğeniyorum kendisini de. Elveda Rümeli de annemle babam özellikle çok seviyorlardı. Teşekkür ederim. Biz böyle çok seviyoruz yani. Çok başarılı buluyorum. Gerçi hangi sıfatla başarılı buluyorum o da ayrı bir şey ama gerçekten bir izleyici olarak çok başarılı buluyorum yani. Teşekkür ederim. Çünkü bu anlamda çok fazla hani bilgim yok. Hani oyunculuk anlamında. O yüzden hani böyle takdir ederken de biraz şey yapıyorum hani sanki bir şey biliyormuş gibi. Ama saçmalıyorum ya. Yok canım. Tamam abi, saçmalayalım. Olabilir. Şimdi belki Esra sana bir şeyler söylemek ister. Esra sen de bu yollardan geçtin. Tabii öğrenciydik biz de, büyüdük. Ne büyüdün ya? Büyüdüm. Büyük halin mi? Büyüdüğümü düşünüyorum. Aman canım. Çok tatlı bir kız, çok şeker sesini çok sevdim. Figen'e sormak istediğin bir şey var mı Cemre? Oyununun nerelerde sahne aldığını söyleyebilir. Figen'i karıştırdı. Figen şu anda ekranda gördüğün kız. Ben çok beğendim. Biraz önce söylediği parçalar çok güzeldi. Teşekkür Selamlar. Ederim. Çok mersi. Yani çok başarılı buldum. Teşekkür ederim. Cemre aslında bu sınav meselesi değil galiba. Başka bir meseleye benziyor. Aslında sınav meselesi. Çünkü yoruldum yani. Kaç hafta? Bir hafta, iki hafta oldu. Bu son zaten bir sınavımız kaldı. Bir genç oğlan falan var mı işin içinde? Ney var mı? Genç oğlan. Böyle Caner gibi bir tip. Genç adam. Mesela Gökhan gibi bir tip. Yok. Ondan sıkılmış. Yok, onlar, bir de ona vakit ayıramayız yanım. Wow. Çok Figen bak var. Kardeş. Küçüklüğün. Evet, 30'una kadar ben de bekleyeceğim. Bekle. Hiç iyi olmuyor. Sonra herkes dalga geçmeye başlıyor. Ben de aşkı bulamadım. Vallahi stüdyoda da inildemeler geliyor. Peki. Gökhan Özen'i seviyor musunuz Cemre? Pek fazla pop dinlemiyorum ama hoş aslında yani. Biraz önceki parçasını özellikle ilk seslendirdiği parçayı çok beğendim. Melodisi çok hoştu. Böyle. Evet. Ben de pop dinlemiyorum aslında, doğru. Ne dinliyorsun? Hani Bülent Ortaç geliyor ya, uzaktan bakıyorum ben de. Pop rock diyelim.
aslında galiba belki siz de paylaşıyor musunuz, stüdyodaki izleyenlere soruyorum. Belki de artık izleyici, dinleyici daha bilinçli yaklaşıyor. Tabii. Yani Justin Bieber fanları haricinde bir adamı ya da bir kadını şövenist bir şekilde seven bir dinleyici kalmadı sanki. Aslında var ama genel anlamda bakıldığı zaman o da belki de yıllar öncesine dayanan bir sevgi temelinden kaynaklandığı için böyle devam eden işte fan club'lar, bu tarz kitleler mutlaka var. O bağ var yani ama yeni jenerasyona baktığımız zaman rock, yani Türk rock müziğinin de bu kadar ilerlemesiyle birlikte aslında biraz beğeni değişti. Ben bundan çok memnunum. Çünkü ben de zaten aslında bir rock müzik dinleyicisiydim liseden beri, liseden bu yana. O yüzden ya pop ya da rock ya da R&B ya da başka bir tarzı ayırmaya gerek yok aslında. Kaliteli olan bir şeyler anlatan her şey diyelim ona. Bir şey anlatabilen her şey. Peki. Cemre. Efendim. O zaman Gökhan Özen senin için bir şarkı daha söyleyecek. Geceyi salla hadi müziği kısma, İstanbul daha erken. Anla.
yaşarken. Berra Yiğit bizi İstanbul'dan arıyor. Programın da son dakikalarını yaşıyoruz. Evet. Nasıl? Tamam. Şımarıklık yok. Herhangi bir cumartesi gecesi. Tamam. Merak etme. Bir dakika. Stüdyo seyircimle paylaşmam gereken bir şey var. Böyle bir cumartesi gecesi. Berbat, normal, sıradan, seks yok, çok... fazla eğlence yok, para yok, okul var, ders, sınav vesaire. Her şey daha iyi olmayacak, her şey daha kötüye gidecek. Bu kadar, buna alışmanız gerekiyor. Devam. Evet, Berra. Konuşayım mı? Neyi? Konuşayım. Hani konuşmaya başlayayım mı? Konuşmaya başlayayım mı? Aa evet, konuşmaya başla lütfen. Tamam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim Fulya Hanım'a bir sorum olacaktı. Yanımda, buyurun. Dinliyorum. Küçük Kadınlar projesi daha yeni bitti. Yüzünüzün eskimesinden korkmadınız mı? Hani birdenbire yeni bir projeye geçince üstünüze rolün yapışmasından endişelenmediniz mi? Ya herhalde o çok tanınanlar için geçerli. Ben önce bir tanınayım, sonra belki eskirim. Çok onu dert etmiyorum. Berra. Efendim Okan? Tabii canım, hakkı var, bana Okan diyebilir. Ben de ona Berra diyorum. Berra. Efendim. Okan, özür bu sorular, bu sorular çok saçma. Artık bak, bak. Saat 3:30. Yani. Hakikaten. Berra. Ciddi. Ciddi değil aslında. Daha samimi konuştuğumuz dakikalar başladı. Durup dururken el alemin derdi seni mi gerdi? Yani yok, yüzünün eskimesinden bıdılamadın mı? Ya buna gerek yok. Ne var? Ya bir şey yok. Ama bana soru sorun dediler yayına bağlarken. Sorma! Başka şey söyleyecektik biz. Söyle! Tamam. Ya ben erkek arkadaşımdan yeni ayrıldım. Tamam. 2 gün ayrıldım. Terk edildim. Ya bir dakika. Saçma sapan bir şey oluyor. Siz acayip bir heyet oluşturdunuz. Kim erkek arkadaşından yeni ayrılmış ya da bir derdi varsa hepsini küçümsüyorsunuz. Birisi sınavdan bunalmış, bir diğeri erkek arkadaşından yeni ayrılmış olabilir. Herkes ayrılıyor. Siz erkek arkadaş, sen erkek arkadaşına ayrılmadın mı abi? İkide bir de bana Okan. Yani sizden ayrılmıştım ama. Neyse, müsaade edin Berra'ya söyle. Evet. Hayır. Sen bana dedi ki ben sana yetemiyorum Berra. O yüzden bitti. Başka kız var. Ama niye sana yetemiyorum der. 6 günlük bir ilişkide. 6 günse niye? 6 günde anladı mı sana yetemediğini? Yani neden der ya, gerçekten ben bütün paramı dün Taksim'de harcadım. Deli gibi içiyorum. Ayık gezmiyorum. İşte bu sebeplerden. Hani bunun bir parası olmalı ya. Sana yetemiyorum ne demek? Berra, söylediklerinden bir şey anlamadım. Neymiş sen? Ya şimdi 6 gün sanırım. 6 günlük sevgilisi ben sana yetemiyorum Berra deyip kendisini terk etmiş. Çocuğun parası mı bitmiş? Ne olmuş? Hayır, Berra üzüntüden bunun üzerine kendi içkiye vurmuş ve parasını hepsini harcamış. Bir dakika, Berra kendisini içkiye mi vurmuş? İçkiye vurmuş. Bütün parasını harcamış Taksim'de dün. Berra. Dün mü? Dün harcamış. İçki içmek. Çok birikim yokmuş ama. İçki içmek ülkemizde yeni bir emre kadar yasaklandı. Herhalde bundan haberin yok. Yo, Taksim'de su gibi gidiyordu dün valla. Ooo. Taksim'de su gibi gidiyordu. Hadi hayırlısı. Güzel. Peki. Bu 6 günde sana yetemiyorum deyip büyük ihtimalle başka bir kız var. Tabii. Ama yok, ya o tipte olan
6 gün de acaba ne oldu o kadar üzdü değil mi? Bir dakika, Berra'nın derdi bizi gerdi hakikaten şu an. Berra, kapatma Okan. Telefonu. Buna bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bu adamın Yaz. Adı ne? Evet. Yaz. 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 Ne? Neymiş? Yaz. 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 Muhtemelen ismini böyle söylediğin için yaptı bunu. İsmi nedir? Berra, bu adamın adı neydi? Yaz mı? Yes. Yaz. 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 Yani o da kusmuk diyebilirsiniz, sümük diyebilirsiniz, adam diyebilirsiniz. Bravo. Biz aramızda kusmuk der. Peki, Berra, Berra. bu Yaz sana şimdi bir telefon açıp, Berra. Buna gerek yoktu. Ama ben seni bu kadar kırdığımı hissetmedim, düşünmedim. Senin bu kadar üzüleceğini, kendini sokaklara ve alkole vuracağını tahmin etmedim. Senden özür dilerim. Belki de cesareti olmayan benim. Sen bir kadınsın fakat cesursun diye bir telefon açsın ister misin? Mesela şöyle söylerim. Ulan sevgili Hıyar, ne zorun vardı benimle ki hani bana bunları yaptın gerizekalı ahmak derim. Sonra bir güzel dövdürürüm taksimde. Oh. Mekan hep taksim. Arzaya bağlamış. Okan Bey, ben bir şey sorabilir miyim Berra Hanım'a? Şimdi tabii ki eski şarkıları bilir misin? Mesela siz bilirsiniz. Tabii çok eski. Sen ne harbi kızsındır sen. Mesela ben birkaç programda bir söylüyorum. Benim annemin babamın dinlediği kimi şarkıları oradaki tevazuyu ve iyi dilekleri çok seviyorum. Mesela şimdi diyor ki Taksim'de dövdürürüm. Ulen bilmem kim filan diyor. Ben şu eseri çok seviyorum. Diyor ki hani gönül isterdi ki böyle bitmesin diyor mesela. Oradaki tevazuya ve onu şimdi nezakete, zarafete hayranım. Ama başka bir çağ yaşıyoruz. Ben de Hakkı Devrim gibi tabii ki gençlere bunları anlatmak nefes gittim. Derdi değilim ama yani Taksim'de dövdürtmek filan Bera bunlar saçma sapan şeyler bildiğin gibi. Ama çocuktan cesurca bir telefon gelse şimdi ister misin? İsterim tabii, aşık olmuştum ben hata kazan. 6 günde mi? 6 günde. Tamam ulan 6 gün 1 saat bir şey fark etmez. Fark etmez ki aşık böyle ilk görüşte aşık olmadım. Böyle her taraftan da olmadım, o karpetine girmedim ben. Ne? Oldu. Oldu. Bela çocuk ne dediğini anlıyor muydu? Çok iyi. Bir şeyi yanlış anlamış duymuş olmasın? Anlıyor olması lazım. Ciddi misin? Peki. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Nefes al. Herkes sussun. Herkes sussun. Bu gece Bela'ya konsantre oluyoruz. Berra nefes al. Nefes al. Ha, bir de bir şey söyleyebilir miyim? Makine evet. Gibi konuşma. Bir şey söyleme. Şu anda herkesi ikna etmiş durumdasın. Herif de ikna durumda. Birazdan sana telefon gelecek. Çünkü seni tanıyanlar, Berra'yı tanıyanlar, 6 günde bir ortak arkadaşınız varsa Yaz'ı... Yaz ismini de hiç sevmem. Yaz ne ya? Yaz ne? Yaz nasıl olabilir? Gökhan gibi bir şey. Adeleli filan herhalde. Yaz. Yaz. Benim hiç Yaz diye bir sevgilim olmasını istemem mesela. Senin olmasın zaten. Her neyse. Yani Yaz diye bir herif nasıl sevilir ya? Ah Yaz. Nasıl ağlarsın arkasından?
He? Arkasından nasıl ağlayacaksın? Gözü kördüğü yaz, yaz. Ya Yaz diye ağladın mesela. Yaz, Yaz. Halbuki ne güzel isimler var. Mesela Namık. Kerim. Ağır değil mi? Şerafettin'i tercih ediyorum. Ne diyor? Şerafettin'i tercih ediyorum. Şerafettin uzun bir isim. Şerafettin. Bak mesela oluyor. Gökhan da güzel bir isim ama. Ne olur? Gökhan olur. Yok tamam, olmuyor. Caner'in ismi de böyle bir şey gibi. Senin isminde bir çocukluk var ya. Var, var. Caner. Mesela senin ismine ben sana aşık, ben kadın olsam sana aşık olsam mesela sadece Caner demek istemem. Caner Özyurtlu demek isterim. Hoşuma gider. Bir tek isim yetmiyor gibi sende. Caner Özyurtlu, Caner Özyurtlu, Caner Özyurtlu. Daha güzel. Bir de yaşlanınca olmayacak gibi sanki değil mi? Yaşlanınca olmayacak. Caner. Ali Can mesela, o da öyle bir isim. Bir ara böyle... Sen bunu düşün. Abi bir ara sabahlara kadar dolaştığım zaman İstanbul'da her gece sabaha karşı gittiğim bir kulüpte bir bodyguard adam vardı. Çok tatlı bir adam, çok harbi tatlı bir adam. Bir gün ben kulübe giriyorum yine. Bana dedi ki, Okan abi dedi, benim ismim ne biliyor musun dedi. Ne dedim? Okan dedi. Ben de dedim ki acaba bir problem mi var? Tamam lan dedim, ne güzel işte, sen de Okan'sın ben de Okan'ım falan, yani içeri giriyorum ya. Yok be abi dedi. Olmuyor dedi ya. Niye dedim? Böyle dedi, yaramaz çocuk gibi dedi ya isim dedi. Bana dedi yakışmıyor dedi, senin gibi bir adam böyle. Ondan sonra güçlü kuvvet. Sonra vurdular onu. Kapıyı taradılar. Evet. İnşallah şimdi sağlığı ve afiyeti yerindedir. Buradan da selam gönderelim ona. İnşallah. Olmuyor dedi yani. Bu dedi yakışmıyor dedi. Adeleri falan gösterdi. Yakışmıyor. Burada dedi. Bana bir mesaj falan yok. Hayır hayır, değil değil. Caner'e mesaj var burada. Yani Caner ismini. Komik sağ yani. Okan ismi de öyle. Peki Berra. Efendim. Kolpa senin için bir şarkı söyleyecek şimdi. Bekliyorum, dinliyorum. Siz de böyle Allah belanı versin filan gibi bir eser var mı? Kabız olsun, olsun, kabız olsun. Böyle ayrılık olmaz abi, değil mi? Böyle ayrılık olmaz. Evet. Peki. Bu arada hemen söyleyelim. Bugün Kolpa'nın programımızda yer alacağını öğrenen birçok ve Gökhan için de geçerli bu. Hem Gökhan'ın hem de Kolpa'nın programda olacağını öğrenen birçok genç adamdan ve hanımdan bir sürü tweet aldım. Çok mutlu olduklarına dair. Çok takipçileriniz var. Onlara buradan selamlar diyelim. Peki. Berra. Efendim. Şimdi Kolpa senin için söyleyecek. Bu arada. Figen, daha önce hangi programımıza geldin? Hiç gelmedim. Benim ilk programım. Peki ben seni nereden tanıyorum? Muhtemelen şeydim, geç aleminden. Yok, hiç karşılaşmadım sizinle. Ben de Figen'i tanıyormuşum da ona eksik ilgi gösteriyormuşum gibi bir his var. Yani sanki Taksim'de birçok yerde karşılaştık, çok eskiden, ama hani hatırlamanıza olanak yok. Nasıl karşılaştık, ne oldu? Bir şey olmadı, eğlendik falan işte. Ya öyle değil, hayır canım. Lütfen ergen tepkisi vermeyelim. Çünkü bazı adamlar ve hanımlar birbirlerine böyle şeyler sorarlar. Ya ne oldu, biz bir yerde mi karşılaştık ya filan, değil mi? Biraz hatırlarsanız bravo derim yani, yok öyle. Vallahi şey hatırlıyorum çünkü. Hatırlıyorum. Yok. Yani ama şöyle sormadım. Aynı yerde yani çok böyle eğlendik. Eyvallah ne ama. Eğlendik mi beraber? Hayır, karşılıklı eğlenmedik. Ama aynı mekanlarda çok karşılaştığımız oldu. Eğlendik bayağı. Hani siz böyle tarafta, ben bir tarafta, ama hani hiç herkes buradan bitsin. Demek hiç yakınen size o zaman öyle bir şey olmuş. Gözüm ısırmış. Belki de. Bilemedim. Evet. Hiç bilemedim.
sanki böyle sizdeki derinliği de anlıyor gibiyim. Teşekkür ederim. İyi. Siz çıkabilir misiniz? Peki. Berra. Efendim. Kolpa senin için söyleyecek. Tamam, söylesin, hadi bekliyorum. Ya. Teşekkürler bu arada. Ne bu arada? Teşekkür ederim. Şarkı içinde beni dinlediğiniz için de. Ya saçmaladığımı biliyorum, ben normalde bu kadar saçmalamam ama hani artık oğlum ne yapayım? Ay Allah, bu yüzden. Aynen. Berra bak, 6 günlük bir şeyi, 6 günlük bir şeyi unutmak için 10'la çarp. Eğer süre uzarsa, süre çok uzarsa böl. Eğer süre kısaysa, eğer süre kısaysa, çok kavga olmadıysa, her şey çok pürüpaksa henüz onu çarpmak zorundasın unutabilmek için. Eğer süre uzadıysa, çok kavga olduysa, çok yırtılma olduysa, çok üzüntü olduysa bölmek zorundasın. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Teşekkür ederim Okan. Ciddiye aldığın için en azından. Tabii ki ciddiye alacağım. Sen ben aynıyız. Peki. Kolpa, alkışlıyoruz. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tane gün gelip bıkacağız? Ben ve yeni yüreğim yalnız mı kalacağız? Thank you.
parça. Bak kalbim, gelmişim, geçmişim, her parçası ayrı yerde. Bıraktığım izleri silmişim, silmemiş. Bütün bunlardan sana ne? Alamadık ya biz bize. Eyvah, eyvah. Yalan olup gidiyormuşsun. Beni ne çok seviyormuşsun. Sen de benim gibi biraz aşk ayrı yerde. Bıraktığım izleri silmişim, silmemiş. Bütün bunlardan sana ne? Masum değil bak hayat. Hiçbirimize payıma düşen onca yara bere. Biraz huzur, bir tebessüm olamadık ya biz bize. Eyvah, eyvah. Yalan olup gidiyormuşsun. Çok seviyormuşsun. Masalmışsın meğer. Bir varmış bir yokmuşsun. Merhaba. Şov burada sona eriyor. Benden sonra hepinize korkunç geceler. Oh,
kullanılmamış sinema bileti, birkaç euro, birkaç kuruş, tanımadığım anahtarlar, hangi evin kapısına uyacak, yoksa kapıyı kim açacak, çantamın içinde kırık sigaralar. Sanki paramparça bir aşk hikayesi içinde ben faili meçhul, bir kadın var, biliyorum. 220 gibi bir numara var aklımda ama biri eksik. Aşk sözlerinin heceleri kayıp. Flashlar. Flash, flash, and some thoughts leave my mind. Eğer kayıpsam şu anda, I'm lost. Kayıp. I'm lost, lost, really lost. Kaybolmuş gerçekten. Götür beni şoför, şehrin merkezinde büyük medya binasına. There are love words, I know some are missing. Bu gece yepyeni kimliğimle size bir hikaye anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce kendini yitirmiş bir adam bir gece büyük televizyon binasında mikrofona konuşmaya başlar. Hikaye o kadar basmak kalıp sıradan anlamsızdır ki kimse bir anlam bulmaya çalışmaz. Sonunda bu anlamsız dünyada adam kral olur. We'll be right back.